Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, öncelikle Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Tüm toplum olarak geçirdiğimiz bu zor günlerde son iki toplantımızı mecburen iptal etmek zorunda kaldık. Bugün de TİCOT İstanbul Şubesi'nin ilk online toplantısını ürojinekoloji konusunda gerçekleştiriyoruz. Umarım keyifli ve verimli bir toplantı geçiririz hep beraber. Toplantımıza başlamadan önce COVID-19 pandemisinde kaybettiğimiz, başta çalıştığım kurum İstanbul Tıp Fakültesi mensubu ve emekli öğretim üyeleri Profesör Doktor Sedat Tellaloğlu, Profesör Doktor Murat Dinmener, Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu ve Profesör Doktor Mehmet Seyit Kayacan olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını saygıyla anıyorum ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ayrıca COVID-19'da şu anda mücadelede olan sağlık mensuplarına da acil şifalar diliyorum. Ayrıca bu toplantıyı düzenlememize sağlayan Figür Turizm ve bizi desteklemekte olan tüm ilaç firmalarına da teşekkür ediyoruz. Bugün toplantımızı aşırı aktif mesanenin medikal tedavisiyle başlayıp pelvik organ prolapsusu paneliyle devam edeceğiz. Toplantımız interaktif olacak ve bütün konuşmalar boyunca soru sorabileceksiniz. Sorularınızı bize yazarak ilettiğinizde biz de sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağız. Ayrıca bu tamamlandıktan sonra yayınımız kayıt olacağı için daha sonradan aynı sistem üzerinden yayını tekrar izleme şansı olacak. Bugün ilk konuşmacımız Profesör Doktor Petek Balkanlı. Kendisi bize aşırı aktif mesanenin medikal tedavisinden bahsedecek. Buyurun hocam, söz sizin. Evet, teşekkür ediyorum sevgili Fundacığım. Ben de konuşmama başlamadan önce TJOT İstanbul Şubesi'ne ürojinekoloji seksiyonuyla başlamasından ve bu nazik davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başta Funda Hocam olmak üzere. Ve çok fazla uzatmadan ben bugün size aşırı aktif mesanede, daha doğrusu üriner disfonksiyonda medikal tedaviyi anlatmak istiyorum. Hemen akabinde güzel bir sempozyumumuz var prolapsus üzerine. O yüzden çok fazla uzatmadan ana spot başlıklarıyla iletmek istiyorum. Üriner disfonksiyonda medikal tedavi dediğimiz zaman bu medikal tedaviyi biz daha çok aşırı aktif mesane üriner disfonksiyonlarında yapıyoruz. Yani aşırı aktif mesane dediğimiz zaman urgency, frequency ve nocturne triadı, bunun ıslak ya da kuru dediğimiz inkontinanslı olan ya da olmayan şeklinde daha ağırlıklı olmak üzere ve mixed inkontinans, eğer bunda mixed olarak stres inkontinans da varsa bununla birlikte bu spektrumda, yani aşırı aktif mesane spektrumunda daha ağırlıklı olarak kullanıyoruz. Öyleyse aşırı aktif mesaneyi tanımlarken ne diyoruz? Kanıtlanmış bir infeksiyon ya da bilinen bir üriner patoloji olmadan sık idrara gitme ihtiyacı, sıkışma semptomlarının olduğu bir klinik durumdur. Frekansı dediğimiz zaman günde 8'den fazla idrara çıkma, gece 2'den fazla idrar için kalkmak durumu olarak algılıyoruz. Urgency, ani gelen şiddetli ertelenemeye işeme hissi ve bunlara inkontinans ilave edildiğin zaman da urge inkontinans, bu spektrumun tamamı aşırı aktif mesane olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık olarak insidansı %16-19 civarında. Bunların neyse ki çoğu kısmı kuru, yani inkontinans eşlik etmiyor. %37'sinde ise ıslak dediğimiz aşırı aktif mesane ve kadınlarda daha fazla ıslak tipi karşımıza çıkabiliyor. Tanısı oldukça basit, hemen hemen anamnezle ve semptomlarla tanıya varabilirsiniz. Bunda bildiğiniz kendi kullandığınız anamnezlerinizi kullanabileceğiniz gibi semptom skalalarından da yararlanabilirsiniz. Basit bir fizik muayene ve idrar tetkiki yapmanız aşırı aktif mesanenin tanısı için yeterli. Non-invazif tedavilere başlamayacak iseniz medikal tedaviler için ayrıntılı bir değerlendirmeye gerek yoktur diyoruz. Anamnez yaparken ayrıntılı bir medikal anamnez, kullanılan ilaçlar, diğer genitourinary öyküler, nörolojik öykünün olup olmadığı, sıvı alımı alışkanlığı, işeme alışkanlığı, bunu ister işeme günlüğüyle yapabilirsiniz ya da sorgularınızdan bunu çözmeye çalışabilirsiniz. Herhangi bir üriner inkontinansa neden olacak bir ilaç
ilaç kullanımının olup olmadığı, semptomlarının ciddiyeti ki bunda en trik soru PET kullanıp kullanmadığının sorulması önemli bir trik nokta olarak karşımıza çıkabiliyor. Ne oranda rahatsız ettiğini bilmek de medikal ilaç başlaması için bir başlangıç noktası. Tabii ki mental durum ve mobiliteyi de araştırmak gerekiyor. Minimum yapılması gereken şeyler sadece idrar analizleri, idrar tetkiki ve kültürü yapmanız gerekiyor. Bunlarda herhangi bir sıkıntı görürseniz ya da renal bir hasar düşünürseniz ileri tetkiklere o zaman geçmeniz gerekebilir. Bir üriner disfonksiyondan şüpheleniyor iseniz buna inkontinansın acaba stresle bir bağlantısı var mı diye bir öksürük testi ilave edebilirsiniz. İstiyorsanız Q-tip testi ilave edebilirsiniz. Ya da anamnezden bir yargıya varamadınız, kaçırma durumunu kendiniz test etmek istiyorsunuz, bir PET testi de yapabilirsiniz. Ve işeme disfonksiyonundan şüpheleniyorsanız kısaca bir rezidüel idrar bakmanızda sizde bir retansiyon olmadığı fikrini vermesi açısından önemli olacaktır. Ürodinami için hiçbir gereklilik yok aşırı aktif mesane tedavisinde komplike olmayanlar için. Patofizyolojide bir kuşku duyuluyor ise ancak o zaman ürodinami ve ileri incelemelere geçmeniz yeterli olacaktır. Öyleyse ilk basamak değerlendirmeden sonra ilk basamak tedavimizi yapıyoruz. Başarı gösterirsek devam ediyoruz. Başarısız isek o zaman ileri inceleme ve değerlendirmeye geçmemiz gerekiyor. Kabaca aşırı aktif mesanede kullandığımız tedavi skalaları bunlar. Sol şeritte olanlar birinci basamak tedaviler. Yani en başında tabii ki her zaman konservatif tedaviler ve davranış tedavileriyle önüne geçebiliyorsanız ne ala. Onlarla baş edemiyorsanız o zaman farmakoterapide birinci basamak tedavilerinde yer almakta. Tabii en ideali bunları kombine olarak yaptığınız zaman bütün çalışmalarında gösterdiği daha başarılı olabiliyorsunuz. Başarısız olduğunuz ya da başka patolojiler saptadınızsa o zaman diğer sütundaki cerrahi ya da lokal tedaviler gibi ileri tedavilere geçebiliyorsunuz. Ben tabii ki birinci basamak tedaviyi anlatacağım. Bunda esas davranış tedavileri ve medikal tedaviler. Konservatif yaklaşımlar, hayat tarzı modifikasyonları, mesane eğitimleri ve pelvik taban egzersizliklerini içeriyor. Ve farmakoterapilere de biraz sonra geçeceğim iki büyük grupta şu an için sınıflıyor. Diyet modifikasyonunda tabii ki mesaneyi irite eden besinlerden uzak durulacak. Sıvı alımını dengelemek gerekecek. Ne az alarak, konsantrasyonu artarak infeksiyona zemin hazırlayacağız ne de aşırı sıvı alarak skalayı arttırmayacağız. Akşam sıvı alımı kısıtlaması, kabızlığın önüne geçilmesi ve tabii ki her şeyde olduğu gibi obeziteden uzak durulması, diyette yapılması gerekenler. Mesane eğitiminde ise mesane fonksiyonlarını düzenlememiz gerekiyor. Yani işeme aralıklarını açmamız gerekiyor. Bunun için günlükleri kullanabilirsiniz. Ya da işeme intervallerini geciktirecek bir takım stratejiler öğretebilirsiniz. Bu şekilde kişilerin işeme aralıklarını açabilirsiniz. Ve pelvik taban kaslarının kuvvetsiz olduğunu düşündüğünüz hastalarınız varsa bunlara da pelvik taban kaslarını güçlendirici egzersizleri de ilave edebilirsiniz. Ve bu da mesane stabilizasyonuna faydası olduğu gösterilmiş. Aynı zamanda aşırı aktif mesane içinde geçerli. Farmakoterapide bir sürü ilaçlar gördüğünüz listede oluşturulmuş. Bunların hepsi tek tek incelenmiş. Ama ben size bugün için en fazla kullanılan iki ilaç grubundan bahsetmeyi planladım. Bunlardan klasik her zaman uzun yıllardır çalışması yapılan antimüskarinikler, M2-M3 selektiflerde geliştirilmiş bir şekilde bunlardan bahsedeceğim. Ve beta-3 adrenerjik reseptör agonistler, bunlar da yine FDA'nın onayını 2012'de almış grup. Öncelikle kombine ilaçlar, en eski olanlardan başlamak istiyorum kısaca. Bunlardan oksibütünün, propiverin ve flavoksat. Bunlar 1992'de ve 1999'da uzun form olarak FDA onayı almış oksibütünün. Antimüskarinik etkisinin yanında aynı zamanda düz kas gevşetici, kalsiyum kanal antagonisti ve lokal anestetik etkiyle mesane içi de etkinliği kanıtlanmış uzun salınımlı 3 formlu olan bir ilacımız.
Propiferin yine FDA onayı olmamakla birlikte Avrupa Üroloji kılavuzlarında aşırı aktif mesanede kanıt A düzeyinde etkin olduğu gösterilmiş. Yine bu da antimuskarinik, kalsiyum antagonisti ve mesaneye lokal etkili. Daha az yan etkisi yaptığı gösterilmiş ve daha az anas kuruluğuna yol açtığı ve plasopaya göre daha üstün olduğu gösterilmiş diğer bir kombine ilacımız. Fluvoxat FDA'de onamı alan ilk antispazmatik. Bunun etki mekanizması fosfodiesteraz inhibisyonu yoluyla yaptığı için bunun yan etki spektrumu oldukça düşük. Kardiyak ve merkezi sinir sistemi yan etkileri yok. Hem kanal blokeri hem lokal anestezik hem de spazmolitik etkili, kombine etkili bir ilaç. Yalnız yapılan çalışmalarda antimuskarinikler kadar etkili olmadığı gösterilmiş. Antimuskarinikler grubuna bakacak olursak şematada gördüğümüz gibi muskarinik reseptörler üretradan bütün mesane ve detrusör üzerinde oldukça yer kaplayan bir reseptörlere sahip. Nasıl yapıyor? İntravezikal basıncı azaltıyor, böylelikle kompliyansı arttırıyor, mesane kapasitesini arttırarak istemsiz kısılmaları engelleyen bir metabolizma üzerinden yürüyor. Burada antimuskarniklerin listesini görüyorsunuz. Bunlar kanıt 1A düzeyinde öneri A oldukça başarılı olduğu gösterilmiş, kanıtlanmış ilaçlar. %50 ile 70 arasında başarılar gösteriliyor ama ne yazık ki %30 civarında da başarısızlığı mevcut. Mixing kontinansında da %30 ile 60 arasında başarısı söz konusu. Benzer etkiler olduğu ve birinin diğerine daha fazla etkin olmadığı gösterilmiş. Yani aynı etki spektrumuna sahip ilaçlar. Bu ilaçları önermeden önce tabii ki ilave bir durumunun olup olmadığı, ürünler disfonksiyonla ilgili sorunlarının olup olmadığı, kullandığı ilaçlar, sistemik hastalıklar, etki edebilecek ilaçları mutlaka ilaç yükünü belirlemek açısından ve yan etkilerin riskini değerlendirmek açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Hastayla bu ilaçları başlamadan önce konuşulacaklar ise olası başarı yüzdeleri, yan etkilerinin ne olacağının söylenmesi gerekiyor. Kullanım şekli, dozu, ne sıklıkta kullanacağımız ve ne süre kullanacağınızın açık belirtilmesi ve yan etkilerinin de anlatılması bunların daha iyi tolere edilmesini sağlayacak olması gerektiğini ve 4 hafta en az kullanılınca etkinliğinin anlaşılabileceğini, en az 4 hafta kullanıldıktan sonra karar verilebileceğini söylememiz gerekiyor. Muskarinik reseptörlerden diğeri Tolderadun 1997 non-selektif bir ajan olarak karşımıza çıkıyor. Trospium yine 2004'te non-selektif antimuskarniklerden bunlarda. Trospium'un bir karaciğer geçiş etkisi göstermemesi ve aktif metabolitimle ayrılmaması dolayısıyla idrarda yüksek konsantrasyonu aktif olduğu için mesane üzerinde etkisini gösterirken sistemik yan etkilerini oldukça az gösteriyor. Özellikle hidrofilik yapısında olması kan-beyin bariyerini geçmemesini ve böylelikle merkezi sinir sistemi yan etkilerinin az olmasını sağlayan bir ürün. Ama yararlılığı biraz düşük, %10'lar civarında olduğunu görüyoruz. Yine non-selektiflerden fesoterodin 2008'de FDA onayını almış diğer bir ürünümüz. Daha sonra ise M3 reseptörleri daha az olmasına rağmen ama daha aktif olduğunun gösterilmesiyle daha yan etki spektrumu az olsun diye antimuskarniklerden M3 selektifler geliştirildi. Bunlardan daripenesin ve solifenesin M3 selektifler. Bunların ikisi de 2004 yılında FDA onayını almış uzun ve kısa salınımlı formları olan üstünde oldukça randomize kontrollü çalışma yapılmış iki ürünümüz. Bunlar antimuskarnik ilaçlarımız. Bunların yapılan çalışmalarda inkontinans sıklığını ve günlük işeme sıklığını hepsinin birbirinden farklı olmayacak şekilde azalttıklarını görmekteyiz. Sadece uzun salınımlı formlarının bir miktar daha etkisinin uzun sürdüğünü ve daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Karşılaştırmalı 12 randomize kontrollü çalışmanın sonucunda bazı istisnalar dışında bir ilacın diğerine üstünlüğü gösterilememiş olduğu söylenmekte. Bunlardan oksibitinin ve tolderenin uzun salınımlı formunun her ikisi de tolderenin kısa salınımına göre inkontinansını yani ıslaklık sıklığını düşürmede daha etkin olduğu. Yine oksibitinin uzun formunun tolderedinin kısa formuna veya uzun formuna göre işeme sıklığını daha etkili bir şekilde azalttığı gösterilmiş
Ama tabii ki çok çok birbirleri arasında fark yaratacak durumda değil. Antimüskarinikleri kullanırken tabii ki bu müskarinik reseptörlerin olduğu organlarda yan etki spektrumları söz konusu. Özellikle göz iç bezinde ve iriste mevcut olması nedeniyle bulanık görme ve göz kuruluğuna yol açabiliyor. Glokomda kullanmamak gerekiyor. Tükürük bezindeki yan etkisi bildiğimiz gibi en çok baş etmemiz gereken ağız kuruluğu yan etkisini ortaya çıkartıyor. Kalpte ufak düzeyde bir taşikardi QT uzamalarına yol açabilmekte. Mide bağırsak sisteminde dispeptik ve kabızlık problemlere yol açabilmekte. Yani mesane dışındaki organları etki ederek de yan etkiler oluşturmakta. Ağız kuruluğu en fazla gördüğümüz ama hemen hemen bütün preparatların yüzdesi aynı oranda ağız kuruluğuna yol açtığını görmekteyiz. Sonuç olarak tedaviyi yarıda kesmemize yol açan bir yan etki ağız kuruluğu. Ama bunun detaylı bir şekilde anlatılması tedavi uyumunu arttırabilir ve uzun formlarının kullanılması da problemi bir miktar engellenmesini sağlayabilir. Merkezi sinir sistemi üzerindeki yan etkilerini görüyorsunuz. Çok değişik dozlarda. Özellikle yaşlı kişilerde bu yan etkiler daha fazla. Merkezi sinir sisteminde M1, M2, M4 reseptörleri üzerinden etki ettiği için M3 selektiflerin merkezi sinir sistemine daha az etkili yan etkisi olduğu söylenmekte. Buna göre yüksek lipofilik düşük molekül ağırlıklı oksibütinin kan beyin bariyerini hızlı geçtiği için bunun daha çok sakınılması, yüksek molekül ağırlıklı olan hidrofilik olan trospiyonun da daha düşük oranda geçtiği için daha spektrumda iyi yönde kaldığını görebiliriz. Plasebo'ya göre tabii ki antimüskarinikler merkezi sisteminde yan etki oluşturmakta ama bu formlar çok fazla plazopeye göre üstünlüğü yan etkisinin fazla olduğu oksibitinin de gösterilmiş. Kardiyak yan etkilerde özellikle oksibütinin, propiyuverin ve darifenazinin bu yönde plasebo'dan farklı bir yan etki oluşturmadığı gösterilmiş ve güvenli kullanılabileceği söylenmiş. QT uzamaları ve atım fazlalaşmaları potansiyeli ortaya çıkmış ama klinik etkinlikte klinik yansımaları çok net değil. Öyleyse diyebiliriz ki sağlıklı kişilerde kardiyak sağlıklı erişkinlerde güvenli bir şekilde kullanılabilir. İleri yaş hasta grubunda da dikkatli seçilebilir. Bu anlamda Bülent Hoca'nın güzel bir diyaframı var. Ben bunu koymadan geçmek istemedim. Bu da kardiyovasküler sistem sıkıntısı olan hastalar için daha çok oksibütinin, merkezi sinir sisteminde ise trospiyumun ve fesoteridin daha iyi bir avantajı olduğu şeklinde bir diyafram çizebiliriz. Yine M3 selektiflerde bulunur. Diyaframın ortasında kalıyor. Kabızlık yan etkisi zaten yaşlı olan kısımda fazla olan semptomları ağırlaştırabildiği kesin. Bunun için de biraz daha uzun formlu ilaçların kullanılması faydalı olabileceği söylenmiş. Kontraindikasyonlar demin de söylediğimiz gibi yan etkilerinin olduğu spektrumlarda eğer üriner retansiyon var ise, dar açılı glokom varsa, miyasteniye gravis, alerji durumlarında, ülseratif kolit ve megakolon gibi gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılmaması gerekiyor. Antimüskarinikleri değiştirme ya da birlikte kullanımın tedavi etkinliğini arttırabilir mi? Eğer etkili olamıyor ise %30 ki bu etkili olamama durumu benzer bir ilaçla değiştirebiliriz. Dozu arttırabiliriz ya da diğer bir ilaçla kombine edebilmek gibi bir etkinliğimiz var ya da ileri invazif tedavilere geçebiliriz. İlaç değiştirme ile ilgili 4 tane çalışma var. Bunların 4'ünün de hepsinde ilaç değiştirdiği zaman daha etkili olduğu, daha başarılı olduğu yönünde. Bunlardan bir tanesi Versus. Teldorin'in etkisizliğinde solifenazin kullanılmış. Bonk'un çalışması oksibütinin etkisizliğinde solifenazin kullanılmış. Yine Zinner'ın çalışması oksibütinin ve tolderadinin etkisiz kaldığı durumlarda darifenazinle değiştirilmiş. Ve Windale'ın çalışmasında tolteradin etkisizliğinde fesoteradin kullanılmış. Bu çalışmalarda hepsinde de memnuniyetin arttığı gösterilmiş. Peki nasıl oluyor da birbirine üstünlüğü olmayan ilaçlar
diğerini değiştirdiğinde etkili hale geliyor. Bununla ilgili değişik hipotezler ortaya atılmış. Bunda ilk tedavide davranış ve egzersiz önerilerinin daha ciddiye alındığı, bir mesaj haline getirildiği ve daha dikkatli olunmaya çalışıldığı, bir faktörün etkisinden kurtularak diğer ilacın daha yararlı hale geldi ya da reseptör down regülasyonu ve re-regülasyonu neticesinde yeni etkileşimlerle etkinliğinin arttırıldığı şeklinde hipotezler var. Buna göre sonuçta diyebiliriz ki bir ilacın diğerine göre tedavi bakımından üstünlüğü yok, kanıt bulunmamış. Ama başarısız durumlarda alternatif tedavinin kullanımı günümüzde sağlam kanıtlar içermese de mevcut yayınlar etkili bulması nedeniyle ve bir sonraki etap invazif tedaviler olması nedeniyle denenebilir. Yani ilaç değişimi yapılabilir önerisi bulunmakta. Fakat bunun hangi ilaç olacağı, ne sürede kullanılacağı, formülasyonu konusunda net bir bilgimiz yok. Kombine tedavilerle ilgili çalışmalar var. Bunlarda da yine ilaç değiştirme çalışmaları gibi daha etkili olduğu bulunmuş. Bunlardan bir tanesi Amentin çalışması, İ'nin çalışması, Bolduk'un çalışması. Bunlar da kombine tedavi olduğu zaman aditif etki olabileceği, bazı reseptörlerin tekrar sinerjistik etkiyle etki edebileceği ve etkinliğinin bir şekilde daha arttığı olduğu düşünülmüş. Ama bu çalışmaların hiçbiri randomize çalışmalar değil, plasebo kontrolü değil. Dolayısıyla kombine tedaviler bu anlamda rutin öneri olabilecek kanıt düzeyine sahip değil, deneysel olabilir. Ama şunu göstermiş ki ikili ilaç kullandığı zaman beklendiği kadar yan etki spektrumu artmıyor. Yani güvenli bir şekilde kombine tedaviyi kullanabileceğimiz sonucuna varılmış. Gelecek vaat edilen tedavileri burada görmektiniz. Bunlardan beta 3 agonistler gelecek vaat edilen artık gündemde olan ilaçlar olarak karşımıza çıkmakta. Yine detüsör kasında %20 oranında bulunan beta adrenerjik sistem sayesinde müskoronik relaksan olarak kullanılmakta. Faz 3 çalışmaları tamamlanmış, FDA onayında 2012'de almış olan ilaçlar. Ağız kuruluğu, kabızlık, görme bozukluğuna hemen hemen hiç yol açmamakta, daha az yol açmakta. Daha çok kardiyak yan etkilerinden bahsedilmekte ama bunların da yine ilaçla çok fazla etkilenmediği yönünde veriler ortaya atılmış. Yan etkilerden en fazlası gastrointestinal sistemi üzerine %12 civarında nazofarenjit, kabızlık, ağız kurutluğu ve dispeptik şikayetler şeklinde karşımıza çıkmakta. Burada faz 2, faz 3 çalışmaları en geniş çalışmalarını görmektesiniz. Bunlar plasebo ile karşılaştırılmış randomize kontrollü çalışmalar ve tolteradinle karşılaştırılmış. Bunların hepsinde de plasebo'ya göre işeme sıklığı, urgency ve frequency de beta adrenerjiklerin etkili olduğunu görmekteyiz. Ve tolteradinin etkinliğinden bir farkının olmadığı da gösterilmiş. Yine bir meta analiz, 44 randomize kontrolü çalışmanın sonucunda 27 bin hastanın üzerinde mirabecron'un diğer antimüskarniklerle karşılaştıran çalışmada da yine inkontinans sıklığında antimüskarnikler kadar etkin olduğu, ağız kuruluğu yan etkisinin de antimüskarniklerden daha az olduğu özet geçilerek belirtilmiş. Mirabecron'la yapılmış iki tane büyük kombine çalışma, Symphony ve Bizite çalışması. Bunlar da sulifenazinle kombine edilmiş ve bunların sulifenazinin monoterapisi ve Mirabecron'un monoterapileriyle karşılaştırılmış. Ve sadece sulifenazine göre bu kombinelerin işeme volümünü, frekansını ve inkontinansına daha iyi sonuç sağladığı gösterilmiş. Bu detaya çok fazla girmeyeceğim. Birinci basamak tedavisi, tedavi, davranış tedavileri ve farmakoterapidir. Herhangi bir ilacın diğerine üstünlüğü konusunda bir kanıt yoktur. Farmakoterapiyi en fazla en az 15 ila 30 gün devam edilmesi lazım. Bunda ilaç yan etkisi çok fazla ise yapacağımız şey ilaç değişimine gidilmesi. Yakınmalar artıyor ya da hiçbir cevap alınmıyor ise iki yol izlenebilir. İlaç değişimi ya da yeni bir ilaç eklenmesi. Yakınmalar azalıyor ve yaşam kalitesi artıyor ise o zaman tedaviye devam edeceğiz. 2 ay aralarla kontrol, 6 ayda aynı dozda tedavi devam. Daha sonra doz azaltımı ve ilaç kesimine tedrici olarak gidilebilir. Ama nüksetme oranı %30-40'larda. Tekrar nüksederse ilaç tekrardan aynı dozda aynı rejimle başlamak gerekebilecek söylenmekte.
4 haftalık tedavinin bitiminde optimal ise tedaviye devam, başarısız ise ve ikinci tedaviye geçmek, ilaç tedavisi almak istemiyor ise, invazif tedaviler planlanacak ise o zaman ileri incelemelere geçmeniz gerekiyor. Ve uzun süreli tedavi takiplerinde ise yıllık, 75 yaş üzerindeki kişilerde ise 6 ayda bir kontrollerine devam edilmesi gerekiyor. İleri inceleme ve tedaviye geçmeden önce mutlaka tanıyı yeniden gözden geçirilmesi, komplike durumların olup olmadığının kontrol edilmesi, uygun tedavi planının uygulanmadığı kontrol edilmesi, uygun analiz yöntemleri kullanılması ve yan etkilerin araştırılması gerekmekte. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Benim sunumum bu kadar sorularla ilgili. Evet. Çok teşekkürler Petek Hocam. Gerçekten çok güzel bir sunumdu. Öncelikle Sayın Ömer Tarık Yalçın hocamız da bizi izliyor. Selamlarını göndermiş. Biz de kendisine selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. Ben önce bir soru sormak istiyorum. Değerlendirmede aşırı aktif mesanede sizce olmazsa olmaz değerlendirme testleri neler olmalı? Üredinemi gerek yok dediniz. Biraz daha açabilir misiniz? Üredinemiye gerek yok derken şöyle, aşırı aktif mesanede o istemsiz kasılmaları yakalayabilme şansınız üredinemiyle %10 civarında. Gerçekten hasta aşırı aktif olsa bile üredinemide bunu yakalayamayabiliyorsunuz. Üredineminin uygulama standartları çok belirgin değil. Yani nasıl diyeyim, hangi pozisyonda yapacağınız, mesane doluluk oranının nasıl olacağı, edükte edip etmeyeceğiniz gibi kriterler yok ki bunlar aşırı aktif, yani detrüsörün kasılmasında size yanlış pozitifliği çok fazla yansıtabilecek durumlar. Dolayısıyla aşırı aktif mesanede hem masrafsal olarak hem de çok fazla tedavi gerekliliğinde, yani üredinaminin desteğine ihtiyaç olmayacak tedaviler bunlar. Yan etkileri tabii ki var, ağız kuruluğu ya da diğer şeyler, ama bunlar tolere edilebilir ve ilacın kesilmesi de tamamen geriye dönen durumlar. Dolayısıyla üredinami hepimizin de elinde olmamasından dolayı çok fazla yapılması gerekmiyor. Ama idrar tetkiki mutlaka yapılması gerekiyor. Belki kişi hakikaten aşırı aktif mesane değil, basit bir üriner enfeksiyon bile çıkabilir. Altından bir tümör, bir taş yakalanabilir. Bir hemotürenin görünmesi sizi o tetkik zincirinde birçok değişik yöne sevk edebilir. Dolayısıyla tek istenmesi gereken şey basit idrar tetkiki diyebilirim. Birinci basamak tedavi için tabii bunlar. Rezidüel idrara da belki ya anamnezle ya da İşte kateter veya ultrasonla belki değerlendirilebilir. Tabii, yani bu anamnez önemli derken tabii ki sadece aşırı aktifi sorgulamıyoruz. İşeme disfonksiyonunu da sorguluyoruz. Tam olarak boşaltabiliyor musunuz? Boşaltmak için hani prolapsusu da sorgulamak açısından ittirmeniz gerekebiliyor mu? Belirli bir pozisyon almanız gerekiyor biliyor mu? Sık üriner enfeksiyon oluyor musunuz? Bu sorulara evet cevabı verenlere mutlaka rezidüel idrarında bakmak gerekiyor. Öyleyse anamnez, fizik muayene, idrar tetkiki ve post voiding rezidüye bakmak bunun için yeterli diyebiliriz. Birinci basamak tedavi. Şimdi pratik uygulamalarınızı sormuşlar hocam. Diyor ki pratikte nasıl tercih ediyorsunuz? Hangi ilaçla başlayacağınızı neye göre karar veriyorsunuz? Bunu soruyorlar. Açıkçası bugün için ilaçlardan hangisinin diğerine göre üstünlüğü kanıtlanmış değil. Ama bazen SGK ve ilaç reçete edebilmek için biliyorsunuz oksibütininle başlamanız gerekiyor. Bununla başladığımız olabiliyor. Ya da diğer şiddet skalası, genel olarak belirlediğim bir şiddet skalası yok ama kullandığınız anketlere göre de karar verebilirsiniz. Daha selektif müskarniklerle de başlayabilirsiniz. Bunlarla hangisinde başlayacağınızı konusunda genel bir kanı yok. Ama takip için bir en az bir ay kullanmasını şart koşmanız gerekiyor. Hemen sıkılmamız gerektiğini. Ve ondan sonra da ilaçları değiştirebilirsiniz. Yani özel bir skalam ya da bu konuda bir çizelgem yok. Kombine tedaviler hakkında çok fazla tecrübem olmadı. Bunun nedeni çoğu hastanın geri dönüyor olmaması. Siz de yaşıyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Çok uzun vadede takip edemiyorsunuz. İlaçları kullanmadığını ya da bir kutu kullanıp bıraktığını söylediği zaman siz bu ilacı çok fazla değerlendiremiyorsunuz zaten. Şeyi sormuşlar, antikolinerjik başarısız demek için 4 hafta beklemeli miyiz?
burada yaklaşımınız nasıl oluyor? Yani ben genellikle bekliyorum. Kişiyi de ona göre hazırlamak lazım. Yani hemen etki etmeyeceğini söylemesi lazım. Yan etkisinde ağız kuruluğunun özellikle olabileceğini, yani bunları bilirse kişi tolere edip bir 4 hafta kullanabiliyor tabii ki. Ama yan etkisi çok fazla ağır olduysa tabii ki 4 hafta ısrar etmiyoruz. Yani ama yan etki çok tolere edemeyeceği durumdaysa hemen değiştirebiliyoruz 4 haftayı beklemeden. Kombinasyon tedavisi ile ilgili bir soru var. Kombinasyon tedavide hangi kombinasyonları tercih ediyorsunuz? Bunun bir önemi var mı? Seçilen antikolinerjiğin, eğer beta 3 agonistle birlikte kullanacaksak hangi antikolinerjiyi verdiğimizin bir önemi var mı? Yok, hayır. Yani kombine tedavilerde iki antimüsklerinktense antimüsklerinik ve beta agonisti beraber kullanmak farklı, yani aditif etki oluşturmak açısından daha etkin olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla eğer kombine kullanılacaksa antimüsklerinik ile beta adrenerjiyi kombine etmeyi tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, hani Funda senin de önerin varsa. Biz de o şekilde yapıyoruz. Hep beta 3 agonistle hep solifenasin çalışılmış antikolinerjik olarak, ama biz kendi klinik pratiğimizde diğer antikolinerjiklerle de kombine ettiğimizde bir problem yaşamadık. Diğerleriyle de kombine edilebilir. Bayağı sorular geliyor hocam. Çoğu hastamız 50 yaş üstü diyorlar. Bu hastalarda bu ilaçları en fazla ne kadar süre güvenli olarak kullanabiliriz? Böyle bir soru var. Şimdi bu düzenli geliyorsa, işte antikolinerjik yükten de bahsetmişler. Bunu nasıl değerlendirmeliyiz bu hastalarda? Pandemi döneminde telefon konsültasyonları ile sadece anamnez ile antikolinerjik başlayabilir miyiz diye sormuşlar. Tabii yaşlı grupta özel bir itina gösterilmesi gerekiyor. Yani yaşlı grupta olmasa da daha genç grupta belki telefonla korona dönemlerinde yönetilebilir. Ama bence yaşlı grupta bunu çok fazla telefon bazında halletmemeye çalışmak lazım. Biraz önce slaytlarda da bahsettiğim gibi çok fazla net bilgi yok. Çok fazla kullanılan ve bunu uzun süre kullanan yayınlar da yok. Dolayısıyla ne kadar süre kullanacağı konusunda net bir şey yok. Ama tedrici olarak azaltılarak denenebilir bırakılması, ama tekrar başladığı görülüyor. O zaman tekrar başlanabilir. Tabii ki burada merkezi sinir sistemi, kardiyovasküler sistemi üzerine etkilerini daha ciddiye almak lazım. Ve diğer kontraindikasyonları da göz önünde bulundurarak en etkili, en düşük dozda gidebilirsiniz. Süreç olarak da belirli bir sürecimiz yok tabii ki. Bir soru daha var. Bütün ilaçları kullanmış ama fayda görmemiş hastalar oluyor. Bu hastalara nasıl yaklaşıyorsunuz? Tabii ki konuşmanın ikinci kısmı gerekiyor bunun için. O zaman ilaç tedavisi başarısız, o zaman ikinci basamak tedaviye geçmeniz gerekiyor. İşte o aşamada belki ürodinamidir, patofizyolojik mekanizmaları araştırmak gerekiyor. O zaman çünkü invazif yöntemlere geçeceksiniz. Yani intravezikal tedavilere ya da desensibilizasyonuna veya cerrahi tedavilerine geçeceksiniz. Tabii ki öncelikle intravezikal tedavileri denemek lazım ki oldukça başarılı gidebiliyor. Multi seanslar gerekiyor bunlarda, ama yine de tolere edilemeyecek durumlar değil, büyük cerrahiler değil. Ufak enjeksiyonlarla, yaşlı hastalarda uzunca bir süre, ki Fundacığım senin bunda bayağı bir tecrübeniz var klinik olarak, oldukça başarılı olunabiliyor. İstersen bu konuda sen de bir şeyler söyle. Yani botulinum toksin, evet, biz de en az iki tane antikolinerjik kullanmış ve fayda görmemiş hastalara önerebiliyorduk. Şimdi beta 3 agonist olduğu zaman beta 3 agonist de kullanıp ona rağmen şikayetleri devam eden hastalara yapıyoruz. Hastalar gerçekten fayda görüyorlar. İnvazif olması tabii dezavantaj. Tekrar tekrar enjeksiyonlar gerekebiliyor 6-8 ay aralıklarla. Bütün dünyada da bizde de benzer şeyleri gördük. Hastalar hemen 6-8 ay sonra yine enjeksiyona gelmiyor. Bir müddet yine ilacına başlıyor, biraz daha idare ediyor. Semptomları iyice arttıktan sonra geliyorlar. Dolayısıyla iki enjeksiyon arası genelde 1,5-2 yıla kadar varabiliyor hastalarda. Bazıları da tabii bunun tam bir netice vermediğini de düşünerek tekrar enjeksiyonlardan kaçınabiliyor. Bütün dünyada da benzer sonuçlar elde edilmiş. Ama yine yani dirençli hastalarda düşünülecek bir yöntem.
Bir soru daha var. 5 yıldır aşırı aktif mesane şikayetleri var. İdrar yolu enfeksiyonu bulguları yoksa da biz bu hastada tam idrar tahlili istemeli miyiz? İstemeliyiz. Yani çünkü hasta yaşlı olabilir, hiposensitif olabilir. Yani bulguları tabii ki vermiyor olabilir ya da karışıyor olabilir aşırı aktif mesaneli enfeksiyon bulguları. İstemekte bir zarar yok yani, yine istenebilir. Melahat Hocam'ın bir sorusu var. Morbid obez, hipertansif bir hasta, ileri yaş, 65 yaşında. Birçok ilaç denemiş ama sonuç alamamış hasta, aşırı aktif mesane. Ayrıca da mükemmel sunum için teşekkür ederim demiş. Böyle bir hastada ne önerirsiniz? Evet, Melahat Hocam'ı buradan çok öpüyorum. Böyle komplike sorularıyla. Bizi güzel bir soru. Teşekkür ediyorum hocam. Tabii biraz önce de bahsettiğimiz gibi, yani hiçbir ilaç tedavisi yaramamış bir hasta. Genç ama, yani 50 yaşında dediniz. Aslında 5 yıldır da aşırı aktif. 65 yaşında dedin hocam. 65. 65, ben 50 duydum, tamam. Yani o zaman demin söylediğimiz gibi ikinci basamak tedavi, yani yine intravezikal tedaviler daha iyi olacaktır diye düşünüyorum bu hasta için. Transdermal oksibütininle ilgili tecrübeleriniz nelerdir? Onunla ilgili yok maalesef. Kullanım şansım olmadı. Bilmiyorum kullanan varsa. Yani biz kullanıyoruz özellikle yan etki şikayetleri olan hastalarda. Oral, mesela ağız kuruluğu ve konstipasyonu daha belirgin olan hastalarda. Ama transdermalle de cilt reaksiyonları oluyor. Yani o yamayı yapıştırdığı alanda ciddi böyle kızarıklıklar görülebiliyor. Bu da dünyada da o şekilde bildirilmiş. İşte farklı bölgelere yapıştırması önerilebiliyor. Öyle bir şey gelişirse de başka bir tedaviye geçmek zorunda kalabiliyoruz. Medikal tedaviye ek olarak mesane eğitimi ve pelvik taban rehabilitasyonu konusunda düşünceleriniz nedir diye sormuşlar. Onu zaten en başında söyledim. En ideali birinci basamak tedavinin ikisini birden uygulamak. Yani siz mesane eğitimi yapmıyorsanız, pelvik taban kaslarınızı kuvvetlendirmiyorsanız ve yaşam tarzınızı değiştirmiyorsanız aldığınız ilaçların da faydalanımını arttıramıyorsunuz demektir. Dolayısıyla mümkünse tabii ki mutlaka davranış tedavileri, pelvik taban egzersizi gerekiyor ise, yoksa da bunları yine yaşam tarzı ve sıvı alışkanlıklarını değiştirerek takviyelemek gerekiyor. Sadece ilaca dayanıp da hayat modifikasyonunu bu şekilde ayarlamamız lazım. Kombinasyon tedavisinde her iki ilacı tek başına kullandığımız dozlarda mı kullanmalıyız? Bir de şöyle bir soru var. Mirabegron dışındaki beta 3 agonistleri Türkiye'de var mı? Türkiye'de yok benim bildiğim şu anda. Onlardan. Tabii ki minimum en etkin doz, her ilaç için geçerli olan kural bunlar için de geçerli. Diyelim ki antimüskarinikle başladınız, o dozla aynı devam ederken ikinci ilacın en düşük dozuyla denemeye, kombine ederek başlamanız daha faydalı olacaktır. Çünkü en az ilaç dozu en etkili dozu sağlayabildiniz. Etki sağlayamadınızsa ilaçlardan birinin dozunu bir tık daha arttırabilirsiniz. Zaten her ilaç için 2 ya da 3 doz spektrumu var. Bunları arttırarak deneyebilirsiniz. En etkili dozu bu şekilde. Her hasta için farklı olabilir çünkü. Bu şekilde ulaşabilirsiniz tabii ki. Tamam Petek Hocam, çok teşekkürler. Hem sunumunuz hem de sorular için. Biz bunu tabii ki bu toplantı arşivlenecek ve aynı bağlantılardan bütün soruların cevapları ve sunumlarda alınabilecek. Slaytları için soran kişiler olmuş çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Fuat Hocam, söz sizde. Sağ ol. İyi günler. Şu an bağlantı sağlandı mı acaba?
Sizin ekranınızı görüyoruz Fuat abi. Siz açmıştınız ama sunumu. Panel boyunca da aynı şekilde sorularınızı iletirseniz vakalar tartışılacak panelde. Vaka vaka sorularınızı iletirseniz memnun oluruz. Evet, iyi günler. Öncelikle İstanbul Jinekoloji Derneği Başkanı Ahmet Gül ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantı organizasyonunda bize görev verdikleri için. Yine COVID nedeniyle kaybettiğimiz meslektaş ve sağlık personelini saygıyla anıyorum. Bugün toplantının bu bölümünde POP'ta cerrahi tedavi seçimini konuşacağız. Çok fazla detaya girmeden yalnızca cerrahi yöntemleri ve seçimi konuşacağız. Panelist arkadaşlarımla enine boyuna tartışacağız. Bu arada sorularınız varsa soruları cevaplamaya çalışacağız. POP'ta klinik tablo bildiğiniz gibi ön kompartman defektleri olarak karşımıza çıkıyor. Sistosel, üretrosel, sistoüretrosel ve paravajinal defekt. Eskiden sistosel tanımı kullanılırdı ön kompartman defekti için ama şu an bu şekilde detaylandırıyoruz. Ve sistosel yerine ön kompartman defekti demek daha doğru ICS sınıflamasına göre. Orta ve apikal kompartmanda üterovajinal kaf prolapsusu olabilir, vajinal kaf prolapsusu olabilir, enterosel olabilir. Arka kompartman defektlerinde de rektosel, enterosel ve perineal prolapsusu olabilir. Sınıflamada iki ana sınıflama kullanıyoruz. Daha çok bilimsel çalışmalarda biraz daha komplike olan POPQ sınıflaması 1996'da yapılmış. Bunu kullanıyoruz. Ama eskiden kullanılan, şu anda da daha fazla klinik pratikte ürojinekolojiyle ilgilenmeyen insanların kullandığı BADEN sınıflamasını kullanıyoruz. Bu sınıflamalarda temeline BADEN'de vajenin ortasına kadar eğer sarkma varsa grade 1, himene kadar varsa grade 2, himeni geçiyorsa 3, total eviserasyon varsa vajinal eviserasyon 5 diyor, 4 diyoruz. Ya da total prolaps diyoruz. Aynı POP'ta ise, POPQ'da ise şöyle 6 noktamız var. Bu bir skala üzerinde görülüyor. Biraz karışık gibi görülüyor ama uygulamada kolayca öğrenilebilir. Şöyle 6 noktamız var. Bu 6 nokta içerisinde genital hiatüsü ölçüyoruz. Perineal body ve transvajinal uzunluğu ölçüyoruz. Önde ise AA, BA ve C noktaları var. AA noktası üretral meatusun 3 cm derininde ki alanın ne kadar prolap olduğunu belirtiyoruz. BA en fazla prolap olan kesim. C ise servikal derinliği ölçüyoruz. Bunları artı ve eksi şeklinde, içeriye doğru eksi, dışarıya doğru ise hemenden dışarıya doğru artı şeklinde belirliyoruz. Normalde prolapsu olmayan bir kadında AA ve BA değerleri üst üste çakışıyor. Yine eğer hasta histerektomi olmuşsa arka forniks ve servis olmadığı için yalnızca C noktasını ölçüyoruz. Arka duvarda yine AP ve BP ön duvardakilere benzer şekilde ölçülüyor. Bunların hepsi stres pozisyonunda ölçülüyor. Transvajinal uzunluk hariç, transvajinal uzunluk hasta istirahat halindeyken ölçülüyor. Şöyle görüyorsunuz, pubis, himen, pubisin üzerinde ise eksiyle belirliyoruz. Şunlar normal değerler. Bunlar bir hasta için normal değerler. Şuradaki değerler ise total prolapsus olan bir hastadaki AA, BA, C ve AP, BP ve D noktalarını gösteriyor. 4,5 vajinal genişliği gösteriyor. Yani ön arka vajen uzunluğunu gösteriyor. 1,5 da perineal body'yi gösteriyor. Bütün ölçümler bu 9'lu skalayla yapılıyor. Bakın burada bir sistosel. Sistoselde AA ve BA noktaları görüyorsunuz.
Biri 3 santim dışarıda, diğeri 6 santim ve bu şekilde belirtiyoruz. Rektosellere aynı şekilde AP ve BP noktalarını yine benzer şekilde belirliyoruz. Bunları bir grafiğe çizip grafik üzerinde değerlendirebiliriz. Yani poliklinikte ölçtüğümüzde hemen bir grafiğe çizersek karşımızda karşımızda şekil olarak da görebiliyoruz. Pelvik organ prolapsuslarında cerrahide ne yapıyoruz? Bunları söyledikten sonra olgulara geçiyorum. Vajen ön duvar defektlerinde hepinizin bildiği gibi vajinal yolla korporatif anterior paravajinal onarım yapılıyor. Abdominal yolda da yine paravajinal onarım yapılabiliyor. Ayrıca transvajinal meşler uygulanabiliyor. Vajen arka duvarı için fazla seçenek yok. Korporatif posterior yapılıyor. Bu değişik şekillerde yapılabiliyor. Site spesifik ya da levatoroplastik şeklinde. Meş uygulaması tartışmalı. Bir dönem uygulandı ama şu an için meş uygulaması korporatif posterior için mümkün değil. Apikalde tartışma var. Apikalde neler yapıyoruz? Çok çeşitli ameliyatlar var. Vajinal yoldan en fazla kullandığımız ameliyatlar korpoklezis, sakrospinöz ligament fiksasyonu, transvajinal meşler şu an daha sınırlı kullanılıyor. Posterior IVS, yüksek üteroşaktal süspansiyon, Manchester Fadergill ve McCall kuldoplasti biraz daha az kullanılıyor. Özellikle Manchester ameliyatı elongasyon kollisi olan hastalarda uygulanan bir ameliyat. Doğrudan prolapsus cerrahisi değil. Abdominal yolda neler var? Açık bildiğimiz klasik sakrokorpeksi yapılabilir, sakrohistoroplasti yapılabilir. Laparoskopik yöntemler çok çeşitlendi. Robotik ve laparoskopik yöntemler. Bunlar sakrokorpeksin laparoskopiyle yapılması. Bunun dışında yeni tedavi modaliteleri var. Lateral süspansiyon, pektopeksi ve uterosakral plikasyon. Yine bunlara Sezavaza diye yeni tanımlanmış ameliyatları ekleyebiliriz ameliyat tekniklerini. Şimdi olgu sunumlarını şöyle yapacağım. Ben olguyu sunacağım. Sonra da tedavi seçeneklerini arkadaşlarımla tartışacağız. Olgu bir 40 yaşında. Çok detaylı anlatmayacağım olguları. Daha çok tedaviyi tartışacağız. 40 yaşında gravide 3, parite 3. 3 yıldır vajinada ele gelen kitle yakınması var. Şöyle bakıyorsunuz POPQ değerlendirmesinde. Sistoseli belirgin hastanın. Üçüncü derece santral sitoseli var. Birinci derece rektoseli var. Servikal redüksiyonla stres testi negatif hasta. Bu hastanın tedavisi ne yapalım? Şöyle bakıyoruz. Sırayla başlayalım isterseniz. Önce İbrahim'den başlayalım. En kıdemli. İbrahim Çelebi arkadaşım. Tedavi nasıl olmalı bu hastada? Teşekkür ederim hocam. Bana söz verdiğiniz için. Şimdi hastamız 40 yaşında ve 3 tane doğumu var. Sesin iyi gelmiyor. Biraz daha... Tamam. Teşekkür ederim. Sesim geliyor mu hocam? Şimdi. Tamam. Teşekkür ederim. Güzel sunumunuz için. Hastamız 40 yaşında. Nispeten genç bir hasta. Büyük bir ihtimalle cinsel aktif dönemde. Hastamızın sistoseli çok belirgin ve birinci derecede rektoseli var. Hafif redüksiyonla stres testi negatif. Yani hasta redüksiyonla idrar kaçırmıyor. Şimdi bu hastada ne yapılması lazım? İlk planda düşünecek olan şey, ilk planda sistosel onarımı yapılması lazım. Bunun yanında arka duvarda onarmamız gerekiyor. Bir frenoplasti yani rektosel onarımı yapmakta fayda var. Ön duvara cerrahi kit kullanmak gerekiyor mu? Film ve vakalarda pek tavsiye edilmiyor hocam. Çünkü ancak belki bir lüks olursa ileride cerrahi kit ön duvarda bile tercih edilebilir. Ama böyle film ve bir vakada cerrahi kitten ziyade bildiğimiz ön duvar onarımı yani kolporatı anterior onarımı yapılması lazım. Burada sizin daha önce belirttiğiniz gibi site spesifik onarım yapılabilir. Veya kese sütunuyla mesane yukarıya doğru kaldırılabilir. Yalnız burada şuna da dikkat etmek lazım. POPQ sisteminde paravajinal defekte ilgili herhangi bir bilgi verilmiyor. Yani POPQ'ya baktığımız zaman... Daha sonraki vakada tartışsak bunda paravajinal defekt yok. Özellikle böyle bir vaka seçtim. Tamam hocam. Teşekkür ederim beni uyardığınız için. Paravajinal defekt yok. Sadece bildiğimiz klasik ön duvar onarımı ve artı termoplastiği ile bu iş tedavi edilir.
Tamam. Kezban Hanım'a sormak istiyorum. Perinoplasti şart mı böyle bir vaka için? Perinoplasti şart eksi 3 diyorsunuz. Eksi 3 APR'nin eksi 3 olması çok belirgin bir rektöseli yok bu hastanın. Eğer hastanın yapılmayabilir de tabii. Çünkü hastanın eğer bir rektösele bağlı bir şikayeti yoksa, çünkü burada perinoplasti onarımı yapılırken hastada daha sonra gelişebilecek disparole olasılığını da akla getirmek lazım. Perinoplasti yapılmayabilir. Şimdi burada perinoplastiden kasıt şu İbrahim'ciğim. Rektosel onarımı olmadan yalnızca perinenin düzeltilmesi. Bu hastada perineal body defect var. 1,5 santim. Artı genital hiatus oldukça açık. 4,5 santim. Dolayısıyla bir perinenin düzeltilmesine ihtiyaç var. Rektosel onarımı yapılmadan. Başka arkadaşların bir yorumu var mı acaba bu konuyla ilgili? Diğer katılımcı arkadaşların. Enteroseli var demişsiniz Fuat abi. Ha, enterosel içinde yapılabilir, evet. Evet. Enteroseli Enteroselini de herhalde İbrahim Hoca nasıl vajinal bunu soralım. Enterosel içinde yaparsın hastaya. enteroseli için vajinal yoldan enterosel tahmin yapılabilir. Aynı seansta bunu gerçekleştirmek mümkün tabii. Başka yorumu olan var mı arkadaşlar bu hastayla ilgili? Ben Hocam. sadece şunu Ben şunu eklemek isterim izninizle. Klasik kolporafi anteriorla yaklaşırken hasta, evet bu hasta için uygun. Ama olayın transvers defektleri unutmamak lazım. Olayın periservikal ring kaynaklı olabileceğini de düşünmek lazım. O yüzden sadece bulging yapan kitleyi tamir edip görebildiğimiz yere kadar bırakmaktan ziyade günlük pratikte ben daha çok servise kadar ulaşmaya çalışıyorum. Ve en son tamir ettiğim bölgeyi, buloservikovajinal fasciyeyi tamir ettiğim bölgeyi kalıcı bir süreyle serviste fikse ediyorum. Bu şekilde daha faydalı olabileceğini gösteren bir Kalıcı yayın var derken zaten. ne kullanıyorsun Erna? Prolen kullanıyorum hocam. Prolen. Yani Mutlu. şey, buloservikal fasciyeyi servikse fikse ediyorsun en son. Yani buloservikovajinal fasciye distalden başlayıp bir de ben sürekli hidrodiseksiyon yapıyorum. Hidrodiseksiyonla alışık olduğunuz zaman fasciyeyi çok daha net bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Anatomi çok daha güzel oluyor, kanama daha az oluyor ve böyle künt diseksiyonla karşılaştığınız bazı işte parça pinçik olmuş zaten zayıf olan bir fasciye var. Künt diseksiyona daha da kötü hale gelebiliyor. Ama hidrodiseksiyona katlar çok daha iyi ayrılıyor. Ve daha sonra yani kalıcı olmayan sütürle normal bir şey bitirle falan separe sütürler attıktan sonra servise kadar gidiyorum. En son yaptığım fiksasyon yaptığım yeri mutlaka servise kalıcı sütürle asıyorum. Yani bu şekilde biliyorsunuz kolporafi anterior sonrası nüks oranlarının çok yüksek olduğu söyleniyor. Klinik deneyim olarak çok fazla nüks görmüyorum ben ama tabii şu anda yazılı olarak bunu ifade etmedim literatürde ama böyle yayınlar var. Bir iki merkezden var. Daha faydalı olacağını düşünüyorum. Perineal body ve genital hiatus konusunda size katılıyorum. Çünkü genital hiatus eğer belli bir santimetrenin altına azaltmazsa o da gösterilmiş ki ilerleyen dönemde özellikle apikal prolapsus veya prolapsus için oldukça bir risk faktörü oluşturuyor. Dolayısıyla ben bu hastada klasik kolporafi anterior, mutlaka servikste fikse etme, ufak bir perinoplasti 1,5 santim olduğu için ve genital hiatusun daraltılmasını Teknik olarak sistosel onarımında farklı teknik uygulayan ya da konuşmak isteyen var mı acaba arkadaşlardan? Ben bir Sadece fikrimi sistosel diyorum. Daha sonra paravajinal defekti geleceğiz. perineoplasti konusunda bir yorum yapmak istiyorum hocam ben de. Burada hastaydan anamnez almak gerçekten çok önemli. Hem cinsel yaşamıyla ilgili genç hasta, aktif cinsel yaşamı var muhtemelen. Bir de vajinal farting yani gaz çıkarması var mı? Eğer o varsa zaten perineal vadisi de küçük bu hastanın. Muhakkak perineoplastiği eklemek lazım. Hastayla konuşmak, ne istediğini bilmek de önemli. Ben de aynı şekilde sistosel onarımı artı yüksek oranda perineoplasti gerekeceğini düşünüyorum bu hastaya. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, perineal body'ye pelvisin bütün kasları yapışıyor. Evet. İskiyokavernöz kas dışındaki bütün kaslar,
Pernenin kasları pernal body'ye yapışıyor ve pelvik fonksiyonlar için o kasların yeniden pernal body'nin yeniden oluşturulması önemli. Bu anlamda eğer genital yatışında defekt var, pernal body'sinde defekt varsa mutlaka pernenin yeniden oluşturulması gerekiyor. Şimdi ikinci vakaya geçiyorum. 50 yaşında, gravide 5, parite 4, 3 yıldır vajinada ele gelen kitle yakınması var. Servikal rediksiyonla stres testi pozitif. 3. derece santral ve paravajinal defekt, santral defekti var. Ayrıca paravajinal defekti var hastanın. Üretroseli var. 1. derece rektoseli var. Rektosel, hafif rektosel. Bu hastaya ne yapalım? Bu hastayı da Cenk, senden başlayalım. Tamam abi, sağ olun. Teşekkürler. Şimdi belirgin bir sistoseli var. Zaten hastanın da yakınması var. O yüzden buraya da bir primer sistosel tamiri yapmak gerekecek herhalde. Paravajinal defekt onarımı için sizle de daha önce konuşmuşluğumuz var bununla. Yani yayınlar gerçekten paravajinal defektlerde ilk başta çıkan yayınlarda işte mutlaka lateral sistosel varsa paravajinal defektin de onarılmasını söylüyordu ama sonra popülaritesini kaybetti. Çünkü gerçekten vajinal olarak paravajinal defekti onarmak çok da kolay değil. Genital hiatus ve perineal body demin aslında bahsedildi. Ondan çok fazla bahsetmeyeceğim. TOT için rediksiyonla stres testi pozitif denmiş. Ancak okült stres ürineri inkontinansının hastanın hani daha önce de şikayeti olmadığını düşünürsek okült stres ürineri inkontinansın belirlenmesi için iyi bir elimizde gold standart olacak bir test yok. Ki biz klinik pratikte tersiyer merkezi olduğumuz için biliyorsunuz ürodinamiyle değerlendirdiğimiz halde yanlış pozitif sonuçlar olabileceği gibi yanlış negatif sonuçlara da ulaşabiliyoruz ki bu oranlar aslında literatürde %30'lara kadar bildirilmiş. O yüzden 3 şekilde yaklaşabiliyor cerrahlar buna. Ya herkesi ameliyat ediyorlar, şikayeti olsun olmaksızın ürünlerin inkontinans için tedavi veriyorlar. Ya da işte bunun gibi stres testiyle, rediksiyonla stres testi yapabiliyorlar. Rediksiyon için kullanılan şeylerin de önemi büyük biliyorsunuz. Tamponun sonuçları farklı olabiliyor. Spekülumun sonuçları farklı olabiliyor. Peserin sonuçları farklı olabiliyor. Bunlar da birbirinden çok farklı. Bu stres testine göre yönlenenler var. Ki biz ürodinamiğiyle yönleniyoruz klinik pratiğimizde. Sen bu hasta özelinde ne yaparsın? Onu söyle. Ben bu hasta üzerinde sadece stres testiyle kalmam. Öyle söyleyeyim. Ben tamam, ne yaparsın? Ben burada sistosel onarımı yaparım. Ondan sonra paravajinal defekte de dediğim gibi onarmaya çalışırım. TOT sadece stres testiyle eklemem ama perinoplastisini mutlaka eklerim. Tamam. Kezban Hanım, sizin bir yorumunuz var mı? Şimdi hocam burada üçüncü derecede santral defekt sistoseli var. Bununla muhtemelen gerçi CS-3 denmiş ama biliyorsunuz izole sistosel nadir. Beraberinde genelde apikal defekt de oluyor. Hasta da 50 yaşında, genç bir hasta. Ben bu hastaya daha fazla laparoskopik yaklaşım gibi düşünüyorum. Bir lateral süspansiyonla beraber meshin mesane altına doğru iletilmesi, daha uzatılmasıyla beraberinde hem bir sistosel onarımı hem de apikal desteği sağlamış olurum diye düşünüyorum. Ama vajinal yolda da gerçekten inkontinansına yönelik TOT önerilebilir ya da beraberinde BIRCH önerilebilir. Perinoplastiye de ihtiyacı var bu hastanın. Biraz daha invaziv ve büyük bir cerrahi oluyor ama sanki bundan genç yaşta olduğu için 50 yaşında daha uzun sürede daha fayda görecekmiş gibi geliyor bana. Lateral süspansiyon yaptığında ek olarak meşi ön duvara fiksasyon dışında lateral duvar için bir şey yapar mısın? Yani lateral duvarı paravajinal defekt onarımı açısından mı diyorsunuz hocam? Evet.
Paravajinalin artık rutinde çok kullanılan bir yöntem değil. Etkinliği ile ilgili tartışmalar var Cenk Hocam'ın da söylediği gibi. Paravajinal defek onarımını çok önermem fazla yapmam. Faydası olacağını düşünmüyorum. Beşin mesane altına doğru iletilmesiyle ön duvar gayet güzel şekilde destekleniyor. Vajinal kolporofi anteriorla nüks oranının fazla olacağını düşünüyorum ben bu hastanın. Vajinal meşleri de zaten kullanamıyoruz. O yüzden abdominal yaklaşım sanki daha mantıklı olacak gibi geliyor. Başka yorumu olan var mı arkadaşlardan? Sorular var. Soruları hemen şey yapalım. Şimdi aslında ben bir şey söylemek istiyorum burada. Biraz vajinal, hani hep konuştuğumuz bir şey, mesh kullanımı. Mesh artık kullanıyoruz gerçekten. Biraz mesh'i kullanırken de vajinalden abdominale kaydık gibi oluyor. Bu da primer bir vaka. Ne kadar genç olursa işte risk faktörleri, Kezban Hoca'nın dediği gibi yüksek multiparitesi var. Genç bir hasta muhtemelen nüksedecektir. Ama yine de laparoskopik yaklaşım sanki bana biraz daha invaziv bir şey gibi geldi, seçenek gibi geldi. Primer tamir açısından söylüyorum. Burada evet, hastayla da konuşmak çok önemli. Hastanın istediği, komorbiditesinin olup olmadığı, bunlar hep bizi yönlendirecek. Hastanın ne istediği de gerçekten çok önemli. Şöyle bir durum var, yani benim yorumum da şu. Laparoskopi yapılabilir ama laparoskopi yapılırsa operasyon süresi uzar bir. Tekrar vajine dönülmesi gerekir iki. Evet. Yani laparoskopiden sonra tekrar vajine dönüp perineoplasti artı TOT yapılması gerekir. Dolayısıyla biraz benim de daha çok vajinal yaklaşım yönünde ama hani laparoskopi yapılabilir. Cenk çok güzel özetledi yaklaşımı, yani prolapsusla birlikte eğer inkontinans varsa ne yapılmalı? Bu konuda her şey yapılabilir. Kesin bir yaklaşım yok. Hastayı çok objektif değerlendirmek mümkün değil. TOT eklenebilir. Two-step cerrahi yapılabilir. Önce prolapsus düzeltilip sonra varsa eğer inkontinansı varsa eklenebilir ya da hiçbir şey yapılmayabilir. Berna, senin bir yorumun var mı bu konuyla ilgili? Hocam zaten çok güzel özet yapıldı. Vajinal paravajinal defekt onarımının artık çok da güncel olmadığını biliyoruz. Zaten paravajinal defekt dediğimiz şeyin tanısını koymakta da sıkıntımız var. Yani bir takım çalışmalar var. Muayenede işte bakıyorsunuz vajinal sokuslar kaybolmuş, işte amudugalar diyor. Bunda paravajinal defekt var diyorsunuz. Ama cerrahi sırasında açıyorsunuz. Aslında anatomik olarak çok da fazla bir defekt yok. Bu şekilde birebir çalışmalar var veya paravajinal defektin biz klinimizde de 4 boyutlu ve 3 boyutlu ultrasonografiyle, perineal ultrasonografiyle bunları değerlendiriyoruz. Paravajinal defektin ultrasonografiyle preop dönemde işte acaba şey yapabilir miyiz, tanıyabilir miyiz, ona göre tedavi geliştirebilir miyiz diyen çalışmalar var. Tanısak bile tedavisi konusunda çok net bir şey yok. Sırf bu yüzden laparoskopi yapmak bana da çok fazla invaziv geliyor. Meşi ön duvara uzattığınız zaman ille paravajinal bölgeye onu şey yapmadıktan sonra, fikse etmedikten sonra paravajinal defekti onarmış olmuyoruz. Sadece ön taraftaki santral defekt için faydalı bir işlem yapmış oluyoruz. Ben de biraz invaziv olduğunu düşünüyorum. TOT konusunda da hastayla konuşmak çok önemli. Yani ben sadece servikal rediksiyona stres testi pozitif görüyorsam ama bundan hastanın hiçbir haberi bile yoksa, hiçbir şekilde ben şu an idrar kaçırmıyorum diyorsa, ben biraz daha konservatif yaklaşıyorum ama hastayı da bilgilendiriyorum. Yani biz ameliyat yaptıktan sonra böyle böyle bir ihtimal olabilir, ufak bir operasyon daha gerekebilir diye. Ama hani klinik olarak sorarsanız böyle ihtiyacı olan hasta oldukça az. Ben gene sizin gibi düşünüyorum. Klasik bir sistosel onarımı ve hastayla konuşarak bir TOT veya işte ne uyguluyorsanız o şekilde planlanabilir. Üçüncü olguya geçiyorum. 45 yaşında, gravidası 4, paritesi 4, 2 yıldır vajinada ele gelen kitle yakınması var, kabızlı şikayeti var. Bazen büyük abdestte zorluk çekiyormuş hasta. Servikal rediksiyonla stres testi negatif, 1. derece sitoseli var, 3. derece rektosel, entroseli yok. Bu hastaya ne yapalım? Evet.
Kızlar Hanım, sizden başlayalım mı? Hocam, ben bu hastaya 45 yaşında 4 tane doğum olan bir hasta. 3. derecede rektoseli var. 1. derecede sistoseli var. İnkontinans şikayeti yok. Stres testi negatif. Ben bu hastaya basit rektosel onarımı kolprofi posterior yaparım. Ondan ama genişçe bir rektosel, genişçe açı. Levatoroplasti demek istiyorsunuz, değil mi? Efendim? Levatorları yaklaştırırım diyorsunuz. Yani şunu anlıyoruz biz. Levatorların orta hatta yaklaştırılması, klike edilmesi. Evet, biraz da onu da kastediyorum. İyi bir onarım arka tarafta sanıyorum bu hastaya yeterli olacak gibi geliyor bana. Peki, site spesifik cerrahi hangi durumlarda yapıyoruz? İber, bir fikrin var mı bu konuda? Evet hocam, biz genellikle site spesifik onarımı tercih ediyoruz. Levatoroplasti daha sonra gelişecek disparane olasılığı nedeniyle artık çok fazla tercih edilmiyor maalesef. Aslında çok efektif ve çok etkili bir yöntem olmasıyla birlikte sadece bu nedenle yavaş yavaş terk ediliyor gibi. Site spesifik onarım rektoselde daha efektif, daha çok tercih edilen bir yöntem. Cenk, bir yorum var mı bu konuda? Fuat abi, site spesifik yaparım ama öncelikle hastanın mutlaka kabızlık etiyolojisini araştırıp onu çözmeye çalışırım. Çünkü benim yaptığım site spesifik cerrahiden sonra kabızlık devam ederse bunun işte sadece rektoselin yarattığı bir obstrüksiyon değil, başka bir durum varsa o zaman hasta tekrar ıkınıp tekrar nüksle karşılaşabiliriz. O yüzden önce kabızlığı çözerim. Ondan sonra kabızlığın tek nedeni rektoselse o zaman site spesifik cerrahimi yaparım. Peki kabızlık için ya da zorluk için defekografinin yeri var mı? Yapar mısın? Bir anlamı var mı? Yani çok defekografinin çok yani eğer obstrüktif defekasyon sendromu gibi bir şey düşünülüyorsa o zaman olabilir. Ama çok bir yararı olacağını düşünmüyorum. Öncelikle yani bütün hem metabolik şeylerini, tiroidlerinin, potasyumunu vesaire onların hepsine bakmak lazım. Ama defekografi de faydalı olabilir tabii ki. Yani pasajla ilgili bir sorunu yoksa yani obstrüksiyon sadece rektosel kaynaklıysa tabii ki rektosel tamir edilebilir. Ama diğer şeyleri de mutlaka bu hasta özelinde, genç bir hasta çünkü. Onu mutlaka rekürensi göz önüne alarak bence onları da ekarte etmek gerekir. Şimdi evet, yani genel yaklaşım şu, posterior kompartman defeklerine. Eğer hastada spesifik bir defekt varsa, örneğin J şeklinde ya da transvers defekt varsa ya da iki transvers defekt varsa yalnızca defekt düzeltin deniyor. Ama belirgin bir defekt yok, tümden genişlemişse eğer rektovajinal fasya, o zaman da orta hatta fasyal plikasyon öneriliyor. İbrahim söylediği gibi disparonayı azaltmak için. Yine bu hastada da ternal body defekti, genital hiatus açık fazla olduğu için de rektosel onarımına ya da arka kompartman onarımına perineoplastinin eklenmesi gerekir. Bunu da geçiyorum. Oğlu 4, 70 yaşında, gravide 2, parite 2, kalp yetmezliği, diyabeti var hastanın. Eşini kaybetmiş, cinsel aktif değil. Total prolapsu var. Redüksiyonla stres test negatif. Bu hastaya ne yapalım? Berna'cığım, senden başlayalım bunu. Hasta aslında biraz kortikulezi için tipik bir hasta gibi geldi bana. Hem bir komorbiditesi var, hem eşini kaybetti, cinsel aktif olmayan bir hasta. Total prolapsu var. Berna'nı görüyor muyuz ekranda? Ben göremiyorum. Devam et istersen Berna. Ben devam edeyim hocam. Bana sanki kolpoplezi için tipik bir hastaymış gibi geldi. Total prolap, cinsel aktif değil. İşte komorbiditesi var. Redüksiyonla stres testi negatif olan bir hasta. 70 yaşında. Dolayısıyla yaşlı hastada ben saklaşmıyor fiksasyonu çok kullanan bir hekimim. Çok da sevdiğimiz bir ameliyat ama sanki bu hastada ilk seçenek olarak kolpokulyezi tercih ederdim.
hastayla da konuşarak veya hasta yakınlarıyla da konuşarak. İkinci ihtimalde vajinal yaklaşımı tercih ederdim ama ben bu hastaya yani laparoskopik yaklaşımı çok fazla önermiyorum. Vajinal yaklaşımı tercih ediyorum. Peki kolposkopiye tot ekler misin ya da tiviti? Eklemem. Bu hastada eklemem. Tamam. Kezban Hanım size bu konuyla ilgili bir şey. Hocam ben de Berna Hanım'la aynı fikirdeyim. Öncelikle bir uterin veya servikal patolojiyi ekarte ettikten sonra Lefort kolposkopiyesi için çok uygun bir hasta gibi görünüyor. Redüksiyon testi, stres testi negatif, bir gizli suisi yok. Bu hastayı o yüzden tot eklemeyi de düşünmezdim. Ve kolposkopiyesinden de çok fayda göreceğini düşünüyorum. Cinsel aktif de değil, komorbiditesi var. Ama ameliyat süresinin kısa olması, komplikasyonlarının az olması, sonraki başarısının yüksek olması nedeniyle kolposkopiyesi için uygun bir hasta diye düşünüyorum ben de. Peki kolposkopiste teknikte bir farklılık ya da bir öneri var mı? Yorum var mı? Yani klasik kolposkopiste biliyorsunuz ön ve arkadan dikdörtgen şeklinde mukoza çıkarılıyor. Evet. Sonra da sıralı bir biçimde 1,5-2 santim arayla dikiliyor. Genelde gördüğüm benim şöyle, insanlar çuval ağzı büzer gibi tek sütür koyup servisi içeri atıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Evet, büyük oranı fazla var. Sıralı bir biçimde dikdörtgen şeklinde iki tarafı çıkarıp en az 4-5 kat şeklinde sütüre etmek. Bu şekilde ancak anatomiyi sağlayabiliriz. Yine teknik olarak bu hastalarda postopta idrar kaçırma olasılığı nedeniyle, stres üriner inkontinans nedeniyle mutlaka üretranın boş bırakılması gerekir. Yani bizim mid üretrayı daha sonra mid üretradan bir tot ya da tiviti yerleştirebilecek şekilde bir alanı boş bırakmamız gerekir. Öyle uyguluyoruz. Sorular var bu konuda. Hemen sorulara gelelim. İsmail'cim benim asistanım da İsmail Bıyık. Ben de laparoskopik yaklaşım önerdim demiş. Santral defekti olan hastaya. Kezban Hanım'la aynı fikirde. Bir başka soru. Laparoskopik yaklaşım yapmışken mesh komplikasyonlarından kaçınmak için burst yapmak mantıklı değil mi? Bu soru Kezban Hanım size cevaplar mısınız? Yani evet, burst de yapılabilir hazır laparoskopik yaklaşımla girdiğimiz zaman. Ama sanki mid-uretral sealing daha böyle hızlı ve kolay olacak gibi geliyor. Genel pratiğimizde de onu çok kullandığımız için burst ile ilgili tecrübemiz laparoskopik var ama çok fazla değil. Yani ben hekimin en iyi bildiği yöntemi kullanması taraftarıyım ama tabii ki batına girilmişken burst daha mantıklı bir yaklaşım gibi geliyor. Yine rektoseli olan hasta için Seçil Günay Alcı bir soru yöneltmiş. Bu hasta özelinde rektal ultrason yapar mısınız ön değerlendirme için? Bunu Berna cevaplandırdı. İstersen tekrar cevaplandır Berna. Rektal ultrason derken hocam perineal ultrasondan bahsediyoruz. Perineal ultrason ve vajinal ultrasonla değerlendiriyoruz. Şimdi 4D probe'lar hepimizde var zaten. Yani perinatolojiye uğraşsak bile isim zikretmek istemiyorum. Piyasada çok kullanılan bir cihaz var zaten. Fakat uygun ayarları yaptıktan sonra ve uygun eğitimi aldıktan sonra biz kliniğimize idrar kaçırma veya prolaps nedeniyle hangi nedenle gelirse gelsin mutlaka bir 4D perineal ultrasonografi yapıyoruz. Bu şekilde hastanın nerede ne kadar defekti var görüyoruz. Çünkü biz klinik olarak evet kocaman bir kitleyle hastayı görüyoruz belki ama bu kitlenin içerisinde ne var? Hangi fasyada ne kadar defekt var bunu anlayamıyoruz. Kullandığımız ikinci bir ultrasonografi de gene transvajinal yoldan uygulanan farklı bir cihaz. Bunu da ön taraf ve arka tarafı tamamen vajina duvar kalınlığına varıncaya kadar fasyal defektleri görüyorsunuz. Mesaneyi, üretranın rablosfiklerini bile görebiliyorsunuz. Anatomik olarak ne varsa size preop bir harita veriyor. MR'dan çok daha güzel ve çok daha bizim ilgilendiğimiz alanı gösteren bir cihaz. Bu şekilde hastanın şikayetleriyle anatomik defekt arasındaki bağlantıyı kurup hastaya optimal tedaviyi vermeye çalışıyoruz. Bir de şunu eklemek isterim. Basit bir sistosel veya basit bir rektosel olsa dahi mutlaka hastayı biz postoperatif dönemde uygun bir süre geçtikten sonra pelvik taban rehabilitasyonu alıyoruz.
Çünkü sadece biz anatomik olarak oradaki yapıları yaklaştırdığımız zaman hastaya faydalı olmuyoruz. Hastanın kabızlığı devam edebilir, diğer şikayetleri olabilir. Pelvis kabuğunda mutlaka güçlendirmeyi öneriyoruz. Rektal ultrasonum için de kullanmıyoruz. Sadece obstetrik anal sfinkter hasarlı olan hastalarda endoanal ultrason şeklinde bir kullanımımız var. Ama prolapsus hastalarında direkt yapıyoruz hocam. Eğer 3 boyutlu ultrason olmayanlar, rektal ultrasona sfinkteri ve arka duvar değerlendirilebilir. Olabilir. Onu aslında sadece transvajinal probu şu şekilde eğdiğiniz zaman, yani ucundaki kısmı diyeyim ben size, anal sfinktere doğru ilerlettiğiniz zaman bile bir miktar görebiliyorsunuz ama hani pratikte çok... Rektal ultrason daha üstün transvajinalden bu konuda. Çünkü rektal ultrason lineer prob. Transvajinalde konveks çalışıyor. Lineer daha uzun alanı daha net gösteriyor. Ürologlarda biliyorsun prostatı rektal ultrasona değerlendiriyorlar. Evet. O nedenle seçinin sorusunun cevabı rektal ultrason kullanılabilir. Ek bilgi verir. Bu olguyu kapatıyorum. Evet, Lefort korpoklezis yapılabilir bu olguya. Bunda da önemli olan yapmadan önce mutlaka simir ve endometriyumu değerlendirmek. Histerektomi ile yapılan çalışmalar var. Histerektomi ve Lefort yapılmış. Histerektomi ve korpoklezis yapılmış. Ya da tek başına Lefort yapılmış. Başarı oranları aynı ama morbidite diğer grupta daha fazla. Karşılaştırmalı çalışmalar sonucu da bu. Tartışmasız Lefort yapılabilir bu hastaya. Peki bu hasta kalp prolapsusu olsaydı, uterüsü olmasaydı korpoklezis olarak ne yapacaktık? Bunu soruyla birlikte sorup kapatayım. Bu konuda fikir olan var mı? Total korpoklezis yapılabilirdi herhalde abi. Evet, total yapılabilir. Yani Lefort'u daha çok uterüs olanlarda yapıyoruz. Eğer kalp prolapsu varsa total korpoklezis yapmak gerekiyor. Yine başka bir olgu. Beşinci olgumuz. 60 yaşında gralde 3 paratik, el aktif, total prolapsu var hastanın. Redüksiyona stres testi negatif. Bu hastaya ne yapalım? Evet. Cenk, senden başlayalım bu hastaya. Total prolapsus hastanın. Yani hasta cinsel aktif, 60 yaşında, hani orta yaş diye kabul edebiliriz ve total prolapsusu var. Total prolapsus olduğu için birazcık tabii X6C gibi görünüyor ama total prolapsus demişiz. Total prolapsus ve ileri derecede sistoseli var. Hani ilk başta bir... Bunu herhalde yanlışla yazmışım. Evet, evet, artı 6 gibi herhalde. Artı olması lazım ama. Evet. Artı gibi düşünün arkadaşlar. Artı 6. Yani burada yine hastayla konuşup değerlendirmek lazım hastayı. Bir sakrospinöz, demin Berna'nın da söylediği gibi sakrospinöz ligaman fiksasyonu gerçekten uygun olabilir bu hasta için. Ama buradaki tek çekincem bu hasta için geniş bir sistoseli var. Biz vajina aksını değiştirdiğimiz zaman fasyal aksı da değiştirmiş oluyoruz. Fasyal aksı da değiştirdiğimiz zaman biraz daha aşağıya doğru aldığımız için puboservikal fasyayı, o yüzden bu gibi vakalarda %20 ile 30 arasında yine ön kompartmanda bir rekürans olabilir. Hani hastayla konuşmak lazım. Ben ilk ne yapardım derseniz bu hastaya vajinal histerektomi yapılabilir. Ama illa gerekli değil. Çünkü burada sonuçta uterusun sarkması aslında bir sonuç, neden değil. O yüzden hani yeni derlemeler de var iki tane. Histerektominin ekstra getirdiği bir kısa dönem olsun, uzun dönem olsun bir fayda yok. Sadece tek burada faydası işte sakrospinöz ligamana belki ulaşım faydası olabilir. O yüzden bu hastaya hani sakrospinöz histeropeksi de yapılabilir. Ben vaginal yaklaşırdım herhalde Fuat abi. Öyle söyleyeyim. Hocam ben de bu hastada evet total prolapsus. Öncelikle hastayla ayrıntılı konuşup vajinal yaklaşım şeklinde. Sakrospinöz fiksasyon sistose histerektomi yapalım mı? Gene tekrar hastayla konuşup ama histerektomi yapmak konuşusunda sanki biraz daha ağırlıklı olurum. Çünkü o apeksi asmak
histerektomiyle, histerektomiyle birlikte çok kolay olmuyor. Ne yaparım? Her vajinal yolla ayrıntılı hastayla konuştuktan sonra histerektomi artı, burada yüksek uterosakral süspansiyon da denenebilir. Beraberinde bir ön arka onarım ve perineoplastiği de bu hasta hak ediyor gibi fayda göreceğini düşünüyorum. Ama disparoni şikayeti, disparoni gelişebileceği anlatılarak sakrospinöz ligament fiksasyonu da yapılabilir. Gene sistosel rektosel onarımıyla beraber. Ama ön planda laparoskopik düşünmem, bir vajinal yöntemi dener. Sonra nüks olursa laparoskopi yönünde düşünürüm bu hastayı. İbrahim, senin yorumun? Burada şimdi hocam hasta 60 yaşında, orta yaşlı sayılır. Cinsel aktivitesi devam ediyor. Ben burada vajinal yaklaşımla abdominal yaklaşım arasında gidip geliyorum. Yani o da olabilir, bu da olabilir. Uterusu alalım mı, almayalım mı konusu ikinci bir tartışma konusu. Bence hastanın uterusunu sadece böyle bir nedenle almak biraz morbiditeyi artırır gibi geliyor. Uterusu almadan ben bu hastaya vajinal veya abdominal yaklaşım arasında gidip geliyorum. Abdominal yaklaşım bana daha şey gibi geliyor, daha efektif olur gibi geliyor. Çünkü vajinal yaklaşımda vajinal aksını arkaya doğru yatıracağımız için ön duvarı boşaltırız. Cenk'in dediği gibi ön duvara ilave bir işlem yapmak zorunda kalırız. Halbuki bir abdominal yaklaşımda sakro, kolpo, histeropleksi yaparsak hem ön duvarı kurtarırız, hem uterusu asarız, hem de daha efektif bir yaklaşım olur gibi geliyor bana. Cinsel aktivitesini de göz önüne alarak böyle bir karar veriyorum. İbrahim'in sesinde bir problem var. Kulaklık kullanabilirsen daha iyi olur sen. Kulaklık kullanırsan daha iyi olur, kulaklığın varsa. Tamam, kulaklık. Berna, bir yorum rica ediyoruz senden de. Sadece ufak bir katkıda bulunacağım. Panelist arkadaşların hepsinin dediğine katılıyorum. Ben de sakrospinözü çok seviyorum ama sistosel ön planda olduğu için Cenk'in dediği gibi bu hastalarda uzun dönemde tamam tekrar ameliyat edeceğimiz kadar çok fazla olmuyor ama hastayı yine rahatsız eden ele gelen bir kitle şeklinde bir sistoselle karşılaşıyoruz. Eğer sakrospinöz yapacaksam ama ön duvar daha önde geliyorsa, sistosel ön plandaysa, o zaman biliyorsunuz son dönemde bu lateral süspansiyon, pektopeksi gibi operasyonlar da var. Eğer laparoskopiyi de kaldırabilecek durumdaysa, ki sanırım bu olgu da o şekilde, ben de abdominal yaklaşımı biraz daha bu hasta için ön planda düşünebilirim ama klasik sakro histeropeksi veya sakro kolpopeksi değil, bir pektopeksi veya lateral süspansiyon olabilir. Hem laparoskopik olarak morbiditesi daha az olmuş olur, hem daha çok ön duvara meşi yerleştireceğimiz için sistoselinde daha çok faydada bulunmuş oluruz diye düşünüyorum. Yani bu hasta için evet vajinal de yapılabilir ama bence hani bir lateral süspansiyon veya pektopeksi gibi operasyonu düşünülebilir. Sanki daha faydalı olur gibime geliyor. Soru sorabilir miyim hocam? Peki rektosel tekrar onarımını aşağıdan vajinal yolla tekrar rektosel mi yaparsınız Berna Hanım? Ya olabilir. İşte hastayla bunu konuşmak o da var çünkü. Da, o da var. Haklısınız. Rektoseli hani olmasaydı kesin derdim. Ben de şimdi İbrahim Hoca gibi hani arada kaldığım için söylüyorum ama şunu da çok görüyoruz. Sakrospinözü ben çok fazla kullanıyorum. Hani belki bunda da ilk tercih olarak kullanılabilir ama hastanın memnuniyeti açısından, hasta 1-2 sene sonra veya 6 ay sonra geldiği zaman benim yine elime gelen bir şey geliyor dediği zaman biraz daha memnuniyet oranı azalmış oluyor hastanın. Yani çünkü sistosel bu hastada muhtemelen tekrarlar gibime geliyor. O yüzden evet biz apikal komponenti kaldıralım yukarıya ama ön duvar için de bir şey yapalım. Gerekirse sonuçta ben zaten hasta glutonun pozisyonunda ameliyat edeceğim. Rektosel onarımı yapmak çok uzun bir şey değil. Hemen ameliyattan sonra aşağıdan ufak bir 10-15 dakikada da rektosel onarımı yapılabilir diye düşünüyorum. Yani sanki önce yukarıdan asıp sonra aşağıdan rektosel mi yaparım diyorsun? Hocam zaten laparoskopide lizotomi pozisyonu veriyoruz hastaya. Zaten pozisyonu hazır. Zaten bir laparoskopik diyelim ki lateral süspansiyon yapacağım. Hastayı zaten lizotomi pozisyonunda hazırlıyorum ben. Hazırladığım için rektosel içinde hasta hazır olmuş oluyor. Yani üstten ameliyat biterse aşağıdan bir 15 dakika veya 10 dakika ameliyatın uzaması çok şey değil bence. Çok. Ama arkaya meş koyduğun zaman zaten... Meş koymayacağım arkaya ama. Arkaya koymayacağım. Lateral süspansiyon veya pektopeksiden. Yani benim bunu söylememin sebebi şu. Ön duvar defekti daha fazla. Yoksa kesinlikle sakrospinöz ilk seçeneğim olurdu. Ama pektopeksiden arkadan konulabiliyormuş. Bu hastada total prolapsu var hastanın. Yani vajen ters dönmüş durumda arkadaşlar. Bu biraz tartışılsın diye
olmuş bir vaka ama böyle vakalarımız var. Onun için iyi oldu bence bu vaka. Önde sitoseli var, arkada rektoseli var, entoroseli var. Bütün alanlar defektif hastalık. Ona göre düşünmeniz gerekiyor. Ve tamamen uterus dışarıda, vajen dışarıda. Ölçümler de öyle. Şimdi bu hasta özelinde şöyle bir durum var. Normalde prolapsus cerrahisinde histerektomi kullanmıyoruz. Cenk önemli bir noktaya temas etti. Niye kullanmıyoruz histerektomiyi? Çünkü histerektomi, yani uterusun sarkmış olması bir sonuç, bir neden değil. Bu nedenle biz histerektomi yaparak morbiditeyi artırmıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Kanama daha fazla oluyor histerektomi yapanlarda. Ameliyat süresi uzuyor. Histerektomiye bağlı komplikasyonlar ekliyoruz hastaya. Bize bir yararı yok histerektomi. Ama bu hastada tam tersi histerektomi yapılması gerekir. Niye? Bir total prolapsu var. İki, bir çalışma var. 100.000 hasta yapılmış bir kohort çalışma var. Karşılaştırmışlar. Eğer hastanın total prolapsu varsa, yani ileri evre prolapsu varsa, ileri evre prolapsuslarda histerektominin yararı olduğu, daha az lüks olduğu görülmüş. Benim yorumum da öyle. Şöyle bir şey daha var. Yine ben kendi klinik pratiğimden çıkardım. Şimdi hastanın eğer çok prolabi olmuş, hoş gibiyse prolapsusu, siz burada bir kere örneğin Kezban Hanım uterosakral süspansiyon sakal bulamazsınız. Bulsanız da silinmiştir uterosakrallar. Evet, dolayısıyla evet. Bu hastada öyle bir şey yapmak zor gibi duruyor. İkincisi, bu hastada histerektomi şu yararı var. Histerektomi yaptığınızda hastanın vajenin sarkan kısmını kısaltabilirsiniz. Yine özellikle benim gördüğüm şöyle, prolapsu olan hastalarda sakroçükmez fiksasyon yaparken sakrouterin ve karnal liganın destek dokusundan geçmek yerine prolabi olan mukozadan geçiliyor ve nüks oluyor hastalar. O nedenle önerilen şu, bu hastalarda da kalp prolapsusu olsun, histerektomi sonrası olsun, vajinanın o tepe noktasındaki fornikslerdeki destek dokusu içermeyen bölümü çıkarılmalı, vajen kısaltılmalı. Ondan sonra sakroçükmez fiksasyon da yapabilirsiniz, diğerlerini de yapabilirsiniz. Ama öncelikle benim hani bu hasta özelinde ne yaparsınız dersen ben şunu yaparım. Vajinal histerektomi, sakroçükmez ligament fiksasyonu sistolektöselle birlikte yaparım. Laparoskopik yaklaşımlar bu hasta için, total prolapsu olan bir hasta için biraz önce söylediğim nedenle prolabi olan kısım çok fazla. Şöyle bir laparoskopi yapabilirsiniz bu hastada. Önde mümkün olduğu kadar Y şeklinde bir meş. Önde mümkün olduğu kadar aşağı indireceksiniz. Geniş bir meşe. Yukarı çekeceksiniz ön duvarı. Arkada da meşi uzatıp perineal body'ye fikse edeceksiniz levatoranya. Yani teknik olarak çok zor. O iki meşi birleştirip sonra da sakruma fikse edeceksiniz. Böyle bir ameliyat. Ya da bunun alternatifi vajinal histerektomi artı sakrospinöz fiksasyon ki morbiditesi daha az. Peki bu hastaya açık ameliyat yaparım diyen var mı? Açık sakro kompleksi ya da. Hocam açık sakro, sesim geliyor mu hocam? Kulaklık taktım da o yüzden. Tamam, daha iyi. Tamam. Biraz daha iyi. Şimdi açık yöntemle bu hastaya yaklaşırsak eğer ön duvarı aynı tek seansta kurtarabiliriz. Yani sistoselin de önüne şey yapabiliriz. Dual mesh kullanarak. Aynı zamanda kafı da yukarıya asabiliriz. Histerektomi yapılsın mı yapılmasın mı konusuna gelince ben yine histerektomi taraftarı değilim. Eğer uterusta bir patoloji yoksa. Çünkü histerektomi yaparsak bu sefer hem komorbiditeyi artırırız hem de mesh erozyon riskini artırırız. Ve lüzumsuz yere ameliyatı da uzatmış oluruz. Dual mesh kullanarak ön duvarı saklıma asarız. Arka duvardan da uterus arkasından da yine saklıma fix edebiliriz. Böylece tek seansta iki bölümde tam kurtarmış oluyoruz. Lateral pektopeksi yapalım mı buna gelince pektopeksi tabii ki tercih edilebilir. Hem ön duvarı kurtarırız hem uterusu asarız. Fakat pektopeksi yaparsak bu sefer arka duvar boşalır. Yani arka duvara da bir ilave işlem yapmak zorunda kalırız. Ve bir de pektopeksilerden sonra pelvik ağrı çok fazla oluyor diye şikayetler geliyor. Bunu da duyuyoruz. Böyle bir olasılıktan uzaklaşıyor. Yani pektopeksi benim birinci tercihim değil burada. Lateral süspansiyon da değil. Ama bir abdominal histerosaklokolpopeksi olabilir. Veya sizin dediğiniz gibi vajinal yoldan sakrospinöz fiksasyon olabilir.
Ama histerektomiyi asla düşünmem. Yanlış bir mesaj gitmesin. Ben histerektomi prolapsus cerrahisine, apikal prolapsus cerrahisine eklenmelidir demiyorum. Bu vaka özelinde. Hani histerektomi yararlı olur diyorum. Bundan sonraki vakada vakalarda zaten total olmadığı için onu da tartışacağız. Peki yine sorulardan hareketle. Şunu söylemek istiyorum İbrahim'ciğim. Açık sakrokolpepeksinin, açık cerrahinin, abdominal cerrahinin artık yeri olmamalı ürojinekolojide. Neden? Bunu histerektomi gibi düşünebiliriz. Biliyorsun ACOG'un önerileri, uluslararası derneklerin önerileri şöyle. Hastaya vajinal histerektomi yapın. Olmadı laparoskopi yapın. Eğer histerektomi yapacaksınız. Olmazsa abdominal son seçeneğiniz olmalı. Bizim de ürojinekolojide özellikle apikal prolapsusta öncelikli seçeneğimiz cerrahın tercihine bağlı olabilir, hastanın özeline bağlı olabilir ama vajinal olmalı. Bu dediğim gibi hastanın özelinde değişebilir. Laparoskopi son tercih abdominal açık olmalı. Bununla ilgili de yine randomize kontrollü çalışmalar var. Robotik ve laparoskopik yapılan sakrokolpeksi ile açık sakrokolpeksi karşılaştırılmış. Başarı oranları aynı ama morbidite ve komplikasyonlar açıkta daha fazla. Yani bu tartışmasız bir şey. Bu trend zaten Amerika'da da kendini gösterdi. Şu an meshlerin out olmasıyla birlikte Amerika'da sakrokolpepeksi yapılıyor. Robotik ve laparoskopik sakrokolpeksi oranı %80 civarında. Size katılıyorum hocam. Bu konuyla ilgili yorumu, bu olguyla ilgili daha sonrakilere geçeceğim. Bir iki soru cevaplamak istiyorum. Var mı yorum arkadaşlar? Olgu 5 demiş. İsmail soruyor yine. Sistosel ağırlıklı santral defekt var. Pektopeksi işe yarayabilir diye düşünüyorum. Sakrospinoz fiksasyon ve yüksek uterosakral süspansiyon sistoseli artırır demiş. Bu bir yorum. Bununla ilgili cevap var mı? Yorum yapmış. Bence uterus alınmamalıdır. Çünkü uterus bir sebep değil sonuçtur. Prolapsus. Benim önerim sakrohistoropeksi laparoskopik Mustafa Hollanda. Mustafa Aktaş arkadaşımız. Hollanda biliyorsunuz ürojinekoloji ile ilgileniyor. Bizim de toplantılarımıza katıldı. Robotik cerrahi yapıyor. Mustafa'nın görüşü de böyle. Önay Hocam'ın bir sorusu var. Posterior IVS günümüzde kullanılan bir yöntem mi? Bir seçenek mi? Ayrıca başarılar diliyor. O zaman da bir saygılar gönderiyoruz buradan. Sevgiyle anıyoruz. Posterior IVS yapanlar var. Çok klasik bir tedavi değil ama morbiditesi diğer apikal cerrahi yöntemlere göre daha az bir yöntem. Ekip içerisinde posterior IVS yapan var mı? Ben kullanmıyorum. Çok eskiden yapmıştım hocam ben. Efendim? Artık da eskiden yapmıştım ben. Çok eskiden. Yıllar önce. Yani şöyle posterior IVS ben de kullanmıyorum. Seçilmiş vakalarda yapılabilir. Özellikle morbiditesi çok az ve klasik mesh gibi değerlendirilmemeli. Rektoselin üzerine herhangi bir mesh yatırmıyorsunuz. Normalde bizim midüretral sinklerde kullandığımız bir mesh benzeri, bir santim genişliği bir mesh'i arka duvardan, iskiyorektal fossadan geçirip perineden çıkarılıyor. Sakrospinoz ligamandan geçiriliyor. Böyle çalışıyor. Dolayısıyla yani klasik mesh gibi bir out olması gereken bir yöntem değil. Seçilmiş vakalarda kullanılabilir. Basit ve başarı oranında oldukça yüksek bir yöntem. Çetin Kılıççı soruyor. Rektoseli ve sistoseli ne tür prolapsuslar? Santral mi transvers mi demiş. Bunu açıkladık zaten. Yine Mustafa bu vakayla ilgili yorum yapıyor. Meşi posterior duvarda aşağıya indirirsek sorun düzelir diyor. Evet olabilir. Hocam sadece ufak bir şey ekleyebilir miyim? Ekle Mehmet'im. Doğru meşi arkaya doğru indirmek hepsini laparoskopik olarak bir seferde çözer aslında. Ama bunu yapabilmek için bayağı bir uğraşmak gerekiyor. Ameliyat süreniz de çok uzuyor. Evet. Bir de levatora inmedikten sonra levator anikasını yani ta pelvik tabana inip de onu sabitlemedikçe arkaya işte 3-5 santim ben meş uzattım hadi bu da arka duvar tutar çok mantıklı değil. Onu fikse edebilecek kadar çok iyi cerrahinizin olması lazım. Bir de dediğim gibi süre çok uzuyor.
süre uzadığı için 60 yaş tamam komorbiditesi falan yok dediniz ama 60 yaşında hani süreyi o kadar da uzatmak yerine dediğim gibi hazır rizotomi pozisyondayken hani ben o şekilde tercih ediyorum. Tabii ki çok çok deneyimli olursunuz ve sürekli yapıyorsunuzdur. Arka tarafa indirip levatronomiye kadar sabitlediğinizde hepsi laparoskopik olarak da bitebilir. Ama ameliyat süresini biraz daha kısaltmış oluyoruz diye düşünüyorum. Şimdi güzel, Berna güzel bir konuya temas etti. Burada tabii yine şöyle bir şey arkadaşlar. Ürojinekolojiyle ilgileniyorsanız eğer, elinizde bütün seçenekler olmalı. Bütün seçenekleri yapabilmelisiniz. Kendi doğrunuzu değil, hastaya uygun olanı seçmek gerekiyor. Yani yine bize ilk tıp fakültesinin ilk yıllarında öğretilen hastalık yoktur, hasta vardır ilkesiyle hasta tedavi edilmeli. Yine hasta özelinde kendi yeteneklerinize, cerrahi kapasitenize göre tedavi seçilmeli diye düşünüyorum. Altıncı olguya geçiyoruz. 60 yaş, gravide ve parite 4, cinsel aktif. Bu biraz önceki vakadan farklı parsiyel prolapsusu var hastanın. Redüksiyonla stres testi pozitif, urgent kontinansı var ayrıca. Bu hastada ne yapalım? Hasta badene göre parsiyel prolapsus sayılabilecek. Kopya'ya göre 3. derece prolapsus olan bir hasta. Bu hastaya ne yapalım? Kezban Hanım sizden başlayalım. Hocam şimdi deminki vakadan farkı gene bu 60 yaşında cinsel aktif, multipar bir hasta, 3. derecede prolapsus var ama bunun stres testi pozitif. Ayrıca urge incontinansı da pozitif. Yani bir mix incontinansı var hastanın. Şimdi tabii bu hastalarda deminki vaka gibi gene ben vajinal, öncelikle vajinal yolu, tamam parsiyel prolapsusu var ama vajinal yolu düşünürüm. Sonuçta 60 yaşında bir hasta. Önce eğer vajinal yolda nüks ihtimali olursa abdominal yolu tercih ederim. Şimdi bu hastada da tabii vajinal histerektomi, sakrospinöz ligament fiksasyonu yapılabilir. Ama demin de söylediğim gibi yüksek uterosakral süspansiyon, deminki hastada evet silinmiş olabilir ama o hastalarda şöyle değil mi hocam, sakrospinöz ligament de aslında silinmiş oluyor. Çok fazla bulmak da zorlaşıyor böyle total prolapsus vakalarında. Ama tabii vajinal yolla uterosakral ligament... Sakrospinöz ligamentin prolapsusla bilgisi yok, prolabi olan kısımla bilgisi yok. Yok ama genel kolajen yok. Dokularında hastaların bir zayıflık olduğu için... O da öyle güçlü sakrospinöz ligament bulmak bu hastalarda bazen zor oluyor. Ama tabii vajinal uterosakral süspansiyon yapmak, üreteri kink yaptırmak açısından riskli. Şimdi bu hastada deminkinden farklı olarak laparoskopik yöntem de denenebilir. O da bir alternatif. Ama gene öncelikle vajinal sakrospinöz ligament fiksasyonu, sistorektosel onarımı ve TOT ekleyebilirim bu hastaya birinci tercih. Nüks olursa da laparoskopik yöntemi deneyebilirim. Önerim bu yönde. İbrahim sen ne diyorsun? Hocam bu hastanın urge incontinansı varsa bir kere ben buna PESER testiyle bir önce irodinami yaparım. Mesaneyi tanımak açısından bunu yaparım. Daha çok evet cerrahi tartışıyoruz. Evet irodinami yapılması gerekiyor. İrodinami yaparım. Ondan sonra redüksiyon ameliyatıyla beraber TOT yapılacak mı yapılmayacak mı onu ayrıca değerlendirmek lazım. Ama önceden bunu mutlaka yapmakta fayda var. Hastanın prolapsusunun parsiyel olması bir vajinal yaklaşımın ön planda getiriyor bende. Her ne kadar 3. derece sistoselinin ve rektoselinin olmasına karşın. Bir vajinal yaklaşımla bir sakrospinöz fiksasyon yapardım. Ön duvarı da sistosel onarımıyla kapatırdım. Gerekiyorsa da ürodinami sonuçlarına göre bir TOT operasyonu buna ekleyebilirdim. Cenk sen ne diyorsun? Abi sizin urge incontinence'ı neden koyduğunuzu bildiğim için ses alıyorum direkt. Çünkü köprü teorisine göre hani destek dokunun bozulması nedenli. Hani urge incontinence'ını da urge incontinence'ını da hani bu böylelikle bütün prolapsusa neden olacak bütün köprünün düzeltilmesinden sonra urge incontinence'ını da düzelttiğine dair SESA ile ilgili
yayınlar var. Bizim de klinik deneyimimiz oldu. Hatırlarsınız bir hastaya, bizim kongre kapsamında bir hastaya yapmıştık. Çok ciddi urge incontinence vardı. Gerçekten sesa sonrası hastanın şikayetleri hiç antikolinerjiye gerek kalmadan geçti. Hani o da bir şey olarak bu hasta özelinde düşünülebilir. Herhalde o yüzden yazdınız. O da bir seçenek tartışılsın diye yazdım. Evet, seza yapılabilir. Seza ile ilgili çalışmalar, hatta sezayı bulan cerrahı, neydi, Doktor Götsen miydi? O geldi ve çapada ameliyat yaptı bizim bir kongremizde. Ben de epey uyguladım ve %75 civarında literatürde şu an bir başarı oranı veriyor. Hatta onlar urgent continence'ın cerrahi tedavisi diye lanse ediyorlar. Prolapsi olmasa bile hastalarda seza ya da vaza yapıldığında urgent continence'ın yine %75 civarında düzeldiğini iddia ediyorlar. Bu konuda çalışmalar var. Bir tane karşılaştırmalı çalışma var ama randomize kontrollü çalışmalar devam ediyor. Literatürde oldukça fazla veri var konuyla ilgili. Berna, sen ne dersin? Hocam, seza çok fazla, yani yapabilen cerrah, yani daha doğrusu rutinde kullanan kişi olmadığı için diye biliyorum. Yani siz çok hatta kesenekleri koydum tartışılsın diye. Olabilir ama şimdi... Farklı fikrim var konuyla ilgili. Evet evet, şimdi ben şöyle yapıyorum. Şimdi eğer redüksiyon stres test pozitifse, bunun zaten öksürürken hapşırken normalde idrar kaçırması olmuyor. Ben baktığım zaman oluyor. Ama urgent kontinansı hali hazırda var. Yani bu kadının şikayeti ne? Prolapsta biz sadece anatomiye göre davranmıyoruz. Hani hastanın yaşam kalitesine ve şikayetlerine göre de davranmak zorundayız. O yüzden evet. Ben hastanın urgent kontinansını, pratikte de öyle, basit bir sistosel onarımıyla bile örgü iyileşen bir süre hasta olabiliyor. O yüzden ameliyat sonrası bu örgü iyileşecektir %70-80. Eğer hasta normalde öksürürken hapşırık idrar kaçırmadan bahsetmiyorsa, sadece örgüden bahsediyorsa, ben bir inkontinans için cerrahi şu aşamada düşünmem. Prolapsum tamir ederim. Büyük ihtimalle urge incontinansının geçeceğini ama stresin olabileceğinden bahsederim. Klinikte de hastalar çok memnun oluyor bu tip durumlarda. Genellikle ikinci bir kez ameliyata gerek kalmıyor. Sadece redüksiyonla stres test pozitifse. Prolapsus için vajinal yolda tercih edebilirim. Abdominal yolda tercih edebilirim. Yani bu tamamen hastanın ne tarz bir şey istediğine bağlı. Nasıl istediğine bağlı. Ama inkontinans konusunda hani ben pelvik tabanı tamir ettikten sonraki durumuna göre bakarım. Yani inkontinans için bir şey eklemem ilk planda. Evet, genellikle urge incontinence, prolapsusta urge incontinence, ürüne retansiyonu olan, rezidüel idrarı olan hastalarda daha çok görüyoruz. Olmayanları da görüyoruz ama çoğunluğu bu grup oluşturuyor. Bu hastanın rezidüel idrarı yok. Urge incontinence'ı var. Yaklaşım parsiyel prolapsus olduğu için laparoskopik de olabilir, benim kişisel görüşüm. Vajinal yolla da olabilir ama birincil yaklaşım benim bu hastaya vajinal histerektomi, sakrosüpürüz ligament fiksasyonu, sakrosüpürüz histeropeksi, yani uterus koruyarak, özür diliyorum, vajinal histerektomi yok. Sakrosüpürüz histeropeksi, korporafi anterior, posterior, TOT yapılabilir. Hastayla yine konuşup TOT yapılmayabilir de, biraz önceki hastaya yaklaşımla ilişkili ama yapılabilir de, vajinal yoldan yapıldığı için aynı kesiden. Laparoskopik yaklaşılabilir, seza yapılabilir, diğer laparoskopik yöntemler yapılabilir. Ben diğer laparoskopik yöntemlerden, yani sakrokorpeksi dışında diğer yöntemlerden yaparım diyen arkadaş var mı, onu sorayım. Hocam, şimdi bu hastada kombine laparoskopik cerrahi yapılabilir. Ben arka kompartmanı da meşe ilerletmeden lateral süspansiyon ya da pektopeksi yapılıp öne gene ön duvarı destekleyecek şekilde meş uzatılıp arkada da üreter diseksiyonu yapılıp lateralize edilerek laparoskopik sakrouterin plikasyon eklenebilir Moskoviç ile beraber. Arka duvarı desteklemek ve enteroseli engellemek açısından. Böyle bir kombine tedavi düşünülebilir bu hastada. Hocam, yaşın 60 olması vajinal veya abdominal yol açısından bir tercih sebebi midir? Bence değil. Yani 70 olsaydı, morbiditesi olsaydı belki vajinal yol tercih edilebilirdi. Daha kısa ve morbiditesi az olduğu için.
Ama hani bu hasta sağlığı yerinde bir hasta. O anlamda benim kişisel fikrim değişmez. Funda bir soru soruyor. Uterus korumak için bir yaş sınırı var mı diye soruyor. Benim kişisel görüşüm yok ama yorum yapmak isteyen varsa konuşabilir. Uterus hangi yaştan sonra koruyalım, hangi yaştan sonra alalım? Benim yani tercihim uterusun korunması yönünde. Eğer bir patoloji falan yoksa tabii ki. Uterusu almanın süspansiyon açısından bir faydası olduğuna da açıkçası inanmıyorum. Ben de bu hastada histerektomi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani histerektominin yeri yok bence bu hastada. Niye yok? Yani genel konseptle ilişkili yok. Normalde prolapsus cerrahisine histerektomi eklemiyoruz. Bazı istisnalar dışında. Çok ileri prolapse değilse. Size katılıyorum hocam. Bir soru var, yine İsmail soruyor. Bu vaka için diyor, laparoskopik uterosakral ligaman süspansiyonu artı Birch uygun olur mu diyor. Berna cevapla bu soruyu lütfen. Olabilir hocam. Yani tamamen kişinin şeyine bağlı, tercihine bağlı. Burada uterus alıp almamakta ben yaştan ziyade hastanın isteğine önem veriyorum. Peki sistoseli ne olacak hastanın? Sistoseli de var. Sistoseli de var. Yaptın, börçü yaptın. Sistoseli ne yapacaksın? Yani o zaman... Aşağıya geçip onları çekerek. Yani ben seviyorum öyle. Çok sıkıntı olmuyor. Ya ben şöyle söyleyeyim. Hastaya göre değerlendirme yapmak lazım. Evet, bir cerrahın deneyimi de önemli. Ama bir hastanın esas şikayeti ne? Biz onu kaçırıyoruz. Sadece hasta kitleyle gelmiyor. Defekasyon problemi var, inkontinansı mı ön planda, örücü mü ön planda, cinsel aktif mi, değil mi? Yani hani hastaya göre düşünüp histerektomiydi. Atıyorum 40 yaş altı ben histerektomi yapmam, 40 yaş üstü veya 65 yaş üstü yaparım diye bir şey de yok. Hasta 70 yaşında illa uterusum kalsın istiyor. Line çizgi halinde hiçbir şey yok. Hatta 70 yaşında bakire benim diyor, mümkünse diyor, bakireyi bozmadan. Yani. Hani hastaya göre davranmak gerekiyor. O yüzden ben hep böyle daha az ameliyat süresini mümkün olduğunca kısa tutmak gerekiyor. Evet, laparoskopiyle bir sürü iş yapabilirsiniz. Yapıyoruz da. Öne indiririm meşi, arkaya indiririm. İşte promontoryum atarım, yanlara atarım, para vajinal dikerim. Ama hastayı ben 3 saatte ameliyat ediyorsam, hani yazık günah, vajinal yoldan aynı şeyi çok daha kısa bir sürede yapabilirim. Çünkü prolapsusta biliyoruz ki hasta, yani subjektif olarak kürü de çok önemli. Ya ben istediğim kadar her şeyi anatomik olarak yerine getirdim. Hasta ameliyatı ben süper yaparım ama hasta sonra urge incontinence olur. Memnuniyetsizdir. Yani biz burada yaşam tehdit eden bir şeyle konuşmuyoruz, hakkında konuşmuyoruz. O yüzden hani birebir hastayla konuşup histerektomi kararını da hastayla ortak karar vermek lazım. İşte laparoskopik yaklaşım, vajinal arada kaldığımız durumlarda ben hastaya çok laparoskopik yaparsak işte şu kadar sürer, vajinal bu kadar sürer. İşte toparlanman 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Bir de ben vakıf üniversitesinde çalıştığım için bizde tabii maliyet de ön plana giriyor. Laparoskopik bir işlem yaptığınızda vajinal bir ameliyata göre maliyeti yüksek oluyor. Mecbur vajinal tercih ediyorsunuz. Ona göre bir kendi yapacağınız işlemde şey yapabiliyorsunuz, değişikliğe uğratabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani ben çok net bir şey cut-off şeyinin olduğunu düşünmüyorum. Yani histerektomi kararına veya diğerlerinde. Hastayla konuşmak çok önemli. Yani siz de vurguladınız zaten. Ama şimdi, şunu söyleyebilirim. Hani yeni yöntemlerden, evet hep gold standart sakrokolpopeksi, sakrokolpopeksi diyoruz. Ve ben de kullandım, kullanıyorum da. Ama şimdi postmenopozal hastada sakrokolpopeksiden ziyade amacımız bulging yapan kitleyi içeri çekmek olduğu için lateral süspansiyon pektopeksiyi de çok bir kenara atmamak lazım. Ama genç yaşta kesinlikle sakrokolpopeksi veya sakrohisteropeksi taraftarıyım. Çünkü lateral süspansiyonda net bir ligamana asmıyorsunuz. Bir de genç hastanın daha sonra olası bir gebelik ihtimali de olabilir. Gebelik olduğu zaman olası bir gebelikte biliyoruz ki bir sakrohisteropeksi sonrası gebeliklerden sonra prolapsus rekürrensi çok fazla olmuyor. Yani sağlam bir ameliyat yapıyoruz. Ama bir pektopeksi, bir lateral süspansiyon sonrası hasta gebe kalırsa ne olacak? Elimizde çok fazla bir verimiz yok. Ama postmenopozal hastada yaptığım zaman bu hasta zaten gebe kalmayacak. Ben bunu zaten yukarıya asacağım. Mümkün olduğunca da işte aorttan, üreterden, işte bir takım sıkıntılı yerlerden uzak bir yere asıyorum. Hem ameliyat süresini kısaltıyorum, hem hastayı memnun ediyorum. Hani bunların hepsini beraber düşünmek lazım. O yüzden herkesin tercihinin farklı olması gayet normal. Yani bu hastada mesela
yani rektoseli işte dediğim gibi yani şey yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Atıyorum lateral süspansiyonu yapıp alttan geçip rektosel de yaparsınız. Sakrokolpopeksi veya sakroisteropeksi yapıp meşi öne arkaya iyice de uzatabilirsiniz. Yani bu tamamen hastaya ve cerrahın kendi deneyimine bağlı olan bir şey diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi İzmir'den İzzet Maral arkadaşımız Seza hakkında biraz bilgi verebilir misiniz demiş. Seza şöyle, kitle yapılan bir ameliyat. Özel bir kiti var ama meş değil. Yaklaşık 2x3 santimlik bir meşi var. Bunu serviksle, histerektomi, subtotal histerektomi yapıp servikse yerleştirebilirsiniz. Ya da histerektomi yapmıyorsanız serviksin arkasına dörtlü türle fikse ediyorsunuz. İp şeklinde bir yine prolem ip şeklinde bir iki tarafında bağcık var. Bu bağları sakroüterinlerin içinden geçiriyorsunuz. Sonra da S2'ye fikse ediyorsunuz yukarıda. Yani bu aslında bir sakrokolpopeksi yöntemi. Sakrokolpopeksiden farkı şu. İki tarafta da sakroüterin ligamanlarının içinden bir ip gibi bir ip geçiriyorsun. Meşten oluşmuş bir ince bir ip gibi bir şey geçiriyorsun. Sonra biz genelde promontoriuma fikse ediyoruz sakrokolpeksi. Bunu promontorium yerine S2'ye fikse ediliyor. Çünkü anatomik olarak sakroüterinlerin oradan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu oldukça gevşek bir kit. Yani yukarıya çekmiyorsunuz. Gevşek duruyor. Sakroüteriner gibi duruyor ve bunun posterior kompartmanı düzelttiği için de urging kontinansını düzelttiği söyleniyor. Ben başlangıçtaki bir slide'ım vardı. Onu gösterirsem biliyorsunuz Ulmsten ve Petros'un integral teorisi var. Bu teoriye göre orta kompartmanda ön kompartman defeklerinde stresin kontinans. Orta kompartman defeklerinde ise polyküri ve urging kontinans oluyor. Şurada bakın. Orta kompartmanda urgency oluyor. Bu nedenle orta kompartman defekleri düzeltilirse eğer bu teoride bu prensipten kaynaklanan bir ameliyat örgünde düzeltileceğini iddia ediyorlar. Ve böyle düzeliyor deniyor. Yani orta kompartman fizyolojik olarak anatomisine uygun bir biçimde düzeltildiğinde urging kontinans geçer diyorlar. Hastanın prolapsusu olmasa bile. Buradaki çıkış noktası da Petros'un ve Umsten'in integral teorisi. Prolapsusla ilgili integral teorisi. Evet. Altıncı olduğuyla ilgili bir soru var. Abi ben bir şey ekleyebilir miyim? İzniniz olursa. Bu hani multi kompartman yaklaşım için gerçekten işte elinde demin Berna çok güzel söyledi aslında. Elde çekiç olunca her şey çivi gibi görünüyor. Herkes onu öyle yapmaya çalışıyor. Şimdi şöyle multi kompartman hani önde işte meşi mesane boynuna kadar itelim. Aşağıda işte levator plate'lere kadar ilerleyelim diye şey var. Son işte iki tane yayın okudum. Bir tanesi 2018. 130 hastalık. Orada diyor ki basitleştirilmiş laparoskopik sakrokolpopeksi. Ortalama 33 ayda takip, hani fena da değil prolapsus için, orta dönem bir takip var. Ve sadece kafa astıklarında multi kompartman defekti olsa bile sadece kaf asıldığında ya da serviks asıldığında hasta memnuniyetinin %90'ların üzerinde olduğu söyleniyor. Yine 2016'da bununla ilgili bir yayın var. Yine o da 130-140 hastalık. O da aynı şekilde post histerektomi kaf prolapsuslarında. Yine sadece kafa astıklarında. Yani siz Apex'e verdiğiniz destekle beraber hem ön hem de arka kompartmanı aslında halledebiliyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında baktığımızda Delancey'nin yeni bir yayını var. İşte fonksiyonel anatomi ne oluyor prolapsusta diye baktığınızda fonksiyonel anatomide ne oluyor? Ya kas dokusunda kayıp oluyor. Kas dokusundaki kayba bağlı da aslında bağ dokularında kayıp oluyor. Ve bu bağ dokuları da işte ya kardinal ligaman ya sakroüterin ligaman ya da bunlar aslında bir kompleks halinde. Yani hiçbirisinde primer olarak pubo-servikal fasyada ya da rektovajinal fasyada bir defekt olmuyor. O yüzden
Bu hastalarda hani %90, bu iki çalışmada 130-140 hastanın olduğu iki çalışmada aslında multikompartman defektleri sadece apikal destekle de çözülebiliyor. İlla böyle aşağılara ulaşmak ya da uğraşmak gerekmeye de biliyor. Güzel bir konu. Bu konuda eğer yayınlar çeşitlenirse yine güvenlik düzeyi artmış yayınlar gelirse muhtemelen böyle bir trend olabilir ama şu an yani biliyorsun sen de konsept şu ürojinekolojide. Nerede hangi alanda defekt varsa onun düzeltilmesi aynı seansta. Bir tarafı düzeltirsek diğer taraf tekrar nüksedebilir. Yani genel konsept bu ama senin dediğin gibi onu geçmişteki deneyimlerinden ben de biliyorum. Biz de ilk sakrokorpeksi yaptığımızda hep şey yapardık. Meşi getirip kafa dikerdik. Yani ye şeklinde meşi falan koymazdık önde arkada falan. O hastalarda bir şekilde başarı devam ediyordu. Ama tabii daha geniş serili, daha randomize çalışmalara ihtiyaç var. Belki gelecekte böyle bir şey olur ama şu anki doğrumuz her alanın düzeltilmesi şeklinde. Bu konuyla ilgili bir yorum var mı Cenk Bey'in? Şimdi şöyle, sakro gerçekten apikal defekt düzeltildiği zaman %50'lere yakın ön duvar, %30'lara yakın arka duvar prolapsuslarında düzelttiğini biliyoruz. Yayınlar da var. Ama günlük pratiğimizde mesela lateral süspansiyon pratiğimden bahsedeyim. Gerçekten arka duvara destek vermediğiniz zaman arka duvar ileri derecede stage 1 rektoseli varsa postop dönemde stage 2, stage 3'e kadar ilerliyor. Yani hani orada ya vajinal yoldan Berna Hanım'ın dediği gibi bir onarım gerekiyor sonrasında zaten eğer orayı desteklemezsek. Ama benim yaptığım vakalarda sakroterin plikasyondan gerçekten çok fayda gördüm. Hem üreteri biraz bak ameliyatı uzatıyor. Onu söyleyebilirim. Üreter diseksiyonu yapıyorsunuz. Çünkü onu lateralize ediyorsunuz. Ama iki sütür kontrolü yapıyor musun üreter diseksiyonu her vakada? Hepsinde baştan değil. Yok. Hepsinde değil ama hani güvenlik amaçlı vajinal yoldan yapmıyorum hocam. Yok, laparoskopik lateral süspansiyon yapmışsam arka kompartmanın hastanın Douglas'ı çok derinse muhakkak arka tarafa da artık sakroüreterin plikasyon yapıyorum. Çok fazla iki sütürle yapıyorum. Çok yüksek yapmıyorum ama onu yaparken üreterleri diseke ediyorum. Muskoviç'le Douglas'ı obliter ediyorum ya da plikasyon yaparken ortadan şeyden geçiyorum. Douglas peritonundan da geçiyorum. İki sütür koyuyorum. Yani bu vakalarda rektosel de stage 1 varsa stage 1'de kalıyor 2'ye 3'e ya da 4'e kadar ilerlemiyor ve hastalar da çok memnun. Ama evet haklısınız. Vaka süresi uzuyor, ameliyat süresi uzuyor. Ama çok da şey değil. Hani sütürizasyon tekniği önemli tabii burada. Burada sütür atmanın hızlanması gerekiyor biraz pratikte. Ya da pektopeksi yaptığımızda da gene arkaya iki sütürle sakroterin plikasyon konursa bence hasta çok memnun oluyor ve rektosel ihtimali de çok azalıyor diye düşünüyorum. Kendi hocam, siz enteroseli önlemiş olmuyor musunuz? Yani rektoseli nasıl bununla beraber korumuş olabilirsiniz? Arka kompartmanın daha fazla aşağıya inmesi engellenmiş oluyor. Yani pratiğinde ama enteroseli engellemiş olursunuz. Rektoseli engellemiş herhalde olursunuz. Herhalde doktor hanım şunu söylemek istedi Cenk. Retroselin ilerlemesini durduruyor. Basınç. İlerlemesini durduruyor, evet. Arka kompartmanı devam ediyor ama basıncı kestiği için aşağıya baskıyı attığı sütürler, torosakral plikasyon. Ama mevcut rektosele de bir faydası olmuyor sonuçta. Yani yok, mevcutta bir faydası olmuyor ama ilerlemesi olduğu yerde duruyor. Önce prop değerlendirmede stage 1'si hastanın şikayeti olmayan bir rektosel varsa ya da sistoseli varsa apikal prolapsusun desteğini verdiğim zaman vajinal yoldan bir daha onları onarmıyorum ben. Önde çünkü zaten mesane desteğini bir şekilde meşle veriyorsunuz. Arkayı da sakroterin plikasyon yaptığınız zaman olduğu yerde kalıyor. İlerlemesini engellemiş oluyorsunuz. Çok fazla tabii vaka yapmak lazım. Evet. Kontrollü çalışmalar lazım. Hani bu sadece bir benim klinik deneyimim. Hani bu böyledir de demiyorum ısrarla ama hani takip ettiğim vakalarda birinci yılın sonunda neredeyse önceki ilk yaptığım vakalara göre rektoselde ilerleme görmedim. Sakroterin plikasyon koyduklarımda. Onu söyleyeyim. Uterosakral plikasyonla ilgili soru var. Ağrı olur mu diyor bir arkadaş. Bir de
yaklaştırıyor musunuz, kısaltıyor musunuz diyor. Normalde üterosakral ligamanlar şöyle yapılıyor. Karşılıklı yaklaştırılabilir. Evet. Moskovitz'e ya da Douglas'a bir şey yapmaya gerek yok. Karşılıklı yaklaştırdığınızda Douglas'ı kesiyorsunuz zaten. Evet. Ya da yüksek üterosakral süspansiyon gibi, yani vajinadan yaptığımız ameliyatı ters gibi düşünün. İki taraftan sakroüterinlerden sütür alınıp yaklaşık 1/3 ön tarafından, rektuma fazla yaklaşmadan, çünkü rektumla alanı daraltırsanız bu sefer mega rektum denilen hastada defekasyon zorluğu oluşabilir. Onun için rektumu serbest bırakarak spina ischiadicalar hizasından aşağıda yaklaştırmanız lazım. Sakroüterin ligamanları. Üterosakral süspansiyon gibi vajinal yoldan yapılan iki sütür koyup o iki sütürü vajen kafına fikse edip çekiliyor. Yine yüksek üterosakral plikasyon bence yapılması gereken bir ameliyat vajinal yoldan. Hem morbiditesi az, en önemli morbiditesi üreter komplikasyonu. İki meta analiz var. Birinde %2'ye yakın, birinde 4,5 üreter komplikasyonu var. Üreter komplikasyonu dışında vajinal derinlik daha iyi sağlanıyor. Daha anatomik bir ameliyat. Bizim de pratiğinizde olması gereken bir ameliyat diye düşünüyorum. Yüksek üterosakral süspansiyon yapan var mı? Petek yapıyor bizden. Onun dışında sizden var mı arkadaşlar? Rutin yapıyoruz aslında. Sakrospinöz yapmadık. Yorumun. Şöyle, ben sakroüterinleri şöyle görüyorum. Şimdi prolapsusta uterusu en iyi yerinde tutan ligaman üterosakral ligaman. Şimdi eğer apikal bir prolapsus varsa üterosakraller zaten sarkmış ve ben onlardan minimum faydalanabilirim gibi geliyor. Çok daha önceleri yapıyordum. Vajinal yoldan da yapıyordum ama dediğiniz gibi üreterle ilgili sıkıntılar olabileceği için bir sistoskopi mutlaka ameliyat sonrası yapıp üreterlerde bir çinko olmadığını görmek lazım. İkincisi de birkaç tane öyle nüks oldu. Ondan sonra çok fazla yapmadım. Ama onun içinde ben üterosakralleri ne amaçla kullanıyorum? Normal vajinal histerektomi yapıyorsam nasıl makbulü profilaktik amaçlı kullanıyorsam, laparoskopik plus histerektomi yaptığımda bir profilaksi amaçlı üterosakralleri, hani yaklaştırma ve kapı sabitleme veya çok hafif prolapsu vardı ama prolapsu cerrahisi de gerek yoktur. O zaman histerektomi sırasında o sakrospinözleri kullanabiliyorum ama direkt prolapsus cerrahisinde yani çok fazla kullanmadım. Dediğim gibi vajinal yoldan yaptığım zaman da birkaç nüks olduğundan dolayı uzun süredir kullanmıyorum. Diğer şeyle tercih ediyorum. Dönmez hocamızın bir sorusu var. Daha doğrusu katkısı var. Kendisini saygıyla selamlıyoruz. Uterus alınmamalı diyor. İleride donör ve gebelik için diyor. Doğru. Katılıyoruz kendisine. Yine Mustafa Aktaş hocamız histerektomiden yana değilim diyor. Yapılmamalı diyor. Biz de öyle düşünüyoruz. Yani prolapsus cerrahisinde histerektomi şart değil. Yapılmamalı. Bazı özel vakalar dışında morbiditeyi artıran bir şey. Yine Melahat hocamız bir yorum yapmış. 56 yaşında donor OST ile Kıbrıs'ta bir hastam gebe kaldı diyor. Sakrokolpeksi ile SEZA yönteminin orta kompartmanı düzeltmede ne farkı vardır diyor. Ece Meren diye bir arkadaşımız. Sakrokolpeksi biliyorsunuz tek taraflı yapıyoruz. Ve sağdan sakruma fikse ediyoruz. Promontoruma fikse ediyoruz. Biraz vajinal aks sağa doğru kayıyor. Oysa SEZA daha anatomik bir ameliyat. İki taraflı yapılıyor. Gerçekten de sakroüterinler çok gevşek. İlk yaptığımız vakalarda Allah çok gevşek bıraktık. Bu hastanın hani tekrar prolapsi olmasın diye kaygılanmıştım ama sonra sistem öyle çalışıyor. Yani fizyolojisi ve anatomisine uygun biçimde gevşek bırakılıyor sakroüterinler. Kezban Hoca'ya bir şey var, soru var. Sakroüterin obliterasyon ağrı yapmıyor mu postop diye bir soru var. Evet, o ağrı açısından da sütürü çok çekip oturtmamak gerekiyor. Biraz gevşek gevşek bırakmak lazım diye düşünüyorum. Mesela sağdan geçtiniz, uterus arkasından serviksten geçtiniz, soldan geçtiniz tekrar sol sakroüterinden. Sütürü çok gergin bir şekilde normal bir kontrol yapar gibi oturtmamak lazım. Hafif gevşek bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu böyle düşündüğüm için
Bir de 2'den fazla sütür koyduğunuz zaman çok yüksek alanlara geçtiğiniz zaman da ağrının artabileceğini pratiğinde düşünüyorum. Bir de çok derin geçmemek lazım. Tabii sakroterinlerin içinden sonuçta sinir plexusları da geçiyor. Onları da çok biraz yükselterek sütürü geçmek lazım çok derin geçmemek için. Yaptığım vakalarda şimdiye kadar ağrıyla gelen olmadı. Bunu yapan hocalarımla iletişime geçtiğimde de onlar da çok fazla ağrı şikayeti olan bildirmediklerini söylediler. Zaten ondan sonra ben de yapmaya başladım. Ama geçmişte ağrıyla gelen hastalar biliyorum ben asistanlığım döneminde yapılan birkaç vakadan. Ben de ondan ürküyordum hep. Ama şimdi benim pratiğimde yok ama dikkat ediyorum. Dediğim gibi çok sütürü gergin bırakmıyorum. Bir de yükselterek uterosakral ligamenti çok derinden geçmemeye çalışıyorum. Evet ağrı önemli bir durum çünkü hastanın uzun süreli prolapsus cerrahisi yapacağız. Hayat kalitesini birinci amacımız hayat kalitesini düzeltmek. Dikkat edildiğinde çok sorun çıkmayacak diye düşünüyorum. Tek bir yorumu var mı sütür bağlanmasıyla ve ağrıyla ilgili uterosakral ligament süspansiyonunda, aplikasyonda? Yok abi bence yani. Ben dediğim gibi ben sadece biraz profilaksi amaçlı kullanıyorum ama hiçbir o histerektomi yani laparoskopik histerektomi hastamda öyle bir ağrıyla dönüş görmedim. Vajinal yoldan da sayılı yapmışımdır. Ben şöyle düşünüyorum. Yok hocam. Sütür fikse edilmeli, boşluk bırakılmamalı. Oradaki temel şu, eğer sakroiterinler çok çekilirse aşağıya yani yukarıdan bir fiksasyon yapılırsa ağrı olabilir çünkü çekiyorsunuz yukarıya. Ama 1 bölü 3 6 kafa fikse ederseniz mümkün olduğu kadar sıkı fikse etmeniz gerekiyor gevşemesinde. Zaten eğer hasta prolapsus hastası olduğu için 1 bölü 3'ü aldık kapattığınızda vajeni çok yukarı çekmeniz mümkün değil. Eğer gevşek bırak... Son vakamız. Öyle mi? Bir son vakamız vardı. Bir miktar uzatabileceğimiz söylenmişti. Ben o nedenle oradan aldım. Son vakayı hızlıca geçelim arkadaşlar. Devam edelim Fuat Hocam. Devam tamam. Edelim. Tamam. Son vakayı sunuyoruz. Sonra da bitireceğiz herhalde. Bir 10 dakika içinde bitiririz. Olgu 7, 63 yaşında, gravide 5, palite 4, cinsel aktif, 3 yıl arayla 2 kez operasyon geçirmiş. Daha önce sakrosinüs fiksasyon, kolporaf anterior, posterior, sonra sakrokolpeks yapılmış. POT yapılmış hastaya. Bu hastada uterus yok, yanlış yazmışım. Uterus yok bu hastanın. POPQ 3. derece yani parsiyel prolapsusu var. Redüksiyonla da stres testi pozitifmiş. Hastaya ne yapalım? Şey gibi düşünün. Uterus olmadığını düşünün. Ben yanıt verebilir miyim? Lütfen. Senden başlayalım Berna. Tamam. Bu tip rekürans olansa da bir şunu hatırlamak lazım. İyi ameliyat yapılırsa, sakrospoz yapılmış, işte sakroporpeks yapmış, gene nüps yapmış, predispozan bir faktörü var mı? Ya bu kadının bir kolajen doku hastalığı var mı? İşte ne bileyim bir astımı koalı, sürekli bir yük yapan bir şey var mı? Bunu gözden kaçırmamak lazım. Eğer öyle bir şey yoksa ben bu gibi hastalarda her ne kadar artık teminimiz biraz zor olsa da transvajinal mesh kullanıyorum hocam. Çünkü elimizdeki en mantıklı, en düzgün, en faydalı olabilecek şey olduğunu düşünüyorum. Mesh'e ben çok ön yargılı yaklaşmıyorum. Eskiden çok daha fazla kullanabiliyorduk ama günümüzde biraz zor. Benim şu anda en çok kullandığım hasta zaten bu hasta grubu. Özellikle de laparoskopik olarak ben ön işte sakrohisteropeksi veya sakrokolpopeksi yaptım. İşte beşi ön duvara uzattım falan diyen denilen vakalarda mesh eğer yeterince aşağı inmiyorsa ve düzgün bir şekilde fikse edilmiyorsa hasta bize nüksle özellikle ön duvarda olmak üzere nüksle kaf prolapsu tekrar geliyor. O zaman ben ona yapabilecek çok fazla bir seçeneğe sahip, yani çok fazla bir seçeneğim yok. Tekrar bir laparoskopi yapıp tekrar başka bir yere asmak gibi bir şeydense vajinal mesh. Belki bir buçuk ay sonra, iki ay sonra yurt dışından ancak geliyor ama kesinlikle vajinal mesh öneririm ben bu hastaya. İnkontinans için de konuşup bu hasta için bir TOT, TVT veya mini-sling gibi bir pratiğimde daha çok kullanıyorum. Eklerim diye düşünüyorum.
Başka görüşü olan var mı konuyla ilgili arkadaşlar? Ben söyleyebilir miyim hocam? Hastanın yaşı ileri, 63 yaşında. Bu hastaya vajinal meş kullanmak bence erozyona davetiye çıkarmak gibi olur. Ben bu hastaya direkt sadece peser kullanmasını tavsiye ederim. Tam peserlik bir hasta bu. Vajinal peser. Kezban Hanım. Hocam vallahi çok zor vaka bu. Hiç kolay değil yönetmek böyle bir vakayı. Ama şimdi hastaya bir vajinal yol denenmiş. Sakrospinoz fiksasyon. Sakrokolpapeksi yapılmış. Eğer sakrokolpapeksiye rağmen tekrar nüks olduysa muhtemelen meş yerinden ayrılmış demek. Vajinal meş gerçekten erozyon riski çok yüksek. Geçirilmiş operasyonu var. Ön arka onarımı var değil mi hocam? Ön arka onarım yapılmış mı bu hastaya? Yapılmış. Oradaki endopelvik fasya zaten tekrar ayrıldığına göre incelmiş. Meş koymak vajinal yoldan çok riskli diye düşünürüm. Ben tekrar laparoskopi var olan nüks vakalarda oradaki tabii burada arka kompartmana konulduğu için sakrokolpopeksi yapıldığı için bu hastaya gene lateral süspansiyon ya da pektopeksi ön tarafta arkadaki meşi de mümkün olduğu kadar diseke etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu hastada lateral süspansiyon pektopeksi önerilebilir. Nüks vaka olduğu için hot stres inkontinans nedeniyle TVT eklenebilir ama aynı seansta mı farklı bir seansta mı onu tekrar düşünmek lazım diye düşünüyorum. Gerçekten Cenk. Zor bir vaka. Yani Berna'nın söylediği bence de mantıklı. Aslında bu kadar meşin hani tukaka edilmesinin nedeni birazcık firmalar tarafından zamanında çok fazla provoke edilmesi ve uygun hani hasta grubuna yapılmamış olması, çünkü primer vakalara yapıldı ve belki de uygun cerrahların ya da yeterince eğitim almış cerrahların elinde yapılmamasından dolayı oluşan komplikasyonlar nedeniyle şimdi TOT'a kadar, işte TVT'ye kadar, hatta mini siling'e kadar diller uzamaya başladı. O yüzden ben uygun tedavi seçimi, yani buradaki ben şeye katılmıyorum. Hani 63 yaş doğru, hani şey için, erozyon için risk faktörü olabilir. Ama yine vajinal meşlerde hani erozyon oranları çok çok hani yüksek değil. Yine uygun preoperatif hazırlıkla beraber bu hastalara, bu hastaya meş, vajinal meş de uygulanabilir. Ama yine bence ikinci bir seçenek olarak hani bir diğer, bu eldeyken vajinal meş yapma seçeneği eldeyken yine bir diagnostik laparoskopi ile bir batın içine de bakıp hani vajinanın durumuna, işte rektumun durumuna, ben kesinlikle akademik meşin diseke edilmesine çok taraftar değilim. O daha önce konulan meşlerde yapılan olaylar daha sonra fistüllere neden olabiliyor çünkü. O yüzden hani belki abdominal yaklaşım bu hastanın hani biraz daha nasıl söyleyeyim, ileriki süreçlerde daha rahatlatabilir laparoskopik yöntemle, ama yine de vajinal meşi de mutlaka bu hastada seçenek olarak düşünmek gerekiyor bence de. Ben de Cenk ve Berna ile aynı görüşteyim. Meş aslında şöyle, tamamen medikolegal nedenlerle out oldu. Medikal nedenlerle meşin uygulanması devam etmesi gerekir. Zaten devam ediyor meş uygulaması. Yön değişti. Yani sakrokortekste ne yapıyoruz? Önde mesane boyununa kadar, arkada perinal vadiye kadar indiriyoruz meş. Aslında bizim transvajinal total meşte yaptığımızı vajinal yol yerine abdominal yoldan yapıyoruz. Niye? Çünkü dava açılmıyor diye Amerika'da. Abdominal yola dava açılmıyor. Vajinal yola dava açılıyor diye insanlar vajinal meş yapmıyorlar. Ben de vajinal meş yapılması gerektiğini düşünüyorum. Son bir sorun var. Sonra gelen soruları cevaplayıp kapatacağız. Sorun şu. TVT ve TOT'u pratiğinizde yaparken bir tercihiniz var mı? Neye göre TOT, neye göre TVT? Ben başladım hocam. Evet. Çok net konuşacağım çünkü. Ben TOT'u da kısa, çok kısa alalım cevabı. Ben kliniği, yani pratiğimde TOT'u da TVT'de bıraktım. Herkese mini siling yapıyorum. Mini silingler ilk başta TVT secure şeyini göz önüne almazsak çok yanlış tanındı.
ve son dönemde artık 8 yıllık datalar bile çıktı. TOT'la eşdeğer olduğu kesin, TVT ile de yarışır. Ağır intraseks sfinkter yetmezliği olan hastalar haricinde minisiling ben tercih ediyorum. Hatta son dönemde bir iki yayın daha var. Ağır intraseks sfinkter yetmezliğinde bile yapılabilir diye. Bununla çok fazla ben hani bir yorum katmak istemem ama rutinde ben TOT artık yapmıyorum. Sadece bir retropubic TOT, Delorme'un yanında kaldığım zaman onun geliştirdiği bir yöntem. Aynen TVT gibi yolak ama U şeklinde yerleştiriyorsunuz. Onu belli hastalarda kullanabiliyorum ama ilk seçeneğim benim minisiling. Cenk, sen ne düşünüyorsun? Abi TOT ve TOT çok uzun zaman etkinliği hem bizim klinik deneyimimizde işte Öne Hoca ve Funda'nın deneyimiyle beraber biz kendi rakamlarımızı çıkardığımızda %88 gibi bir başarı oranımız var. Çok uzun süre başarı oranı açısından baktığımızda. O yüzden ben hani konvansiyonel TOT cerrahisini biz bir de eğitim... Bu hasta TOT yapılmış daha önce. Bu hasta için TOT yapıldıysa yine TOT da yapılabilir ama farklı bir yöntem olarak ben bu hasta için ne düşünürüm? Daha farklı bir yöntem. İşte bu uretral ligamana daha destek olmak için bu hastada bir de daha önce hamak yöntemi başarısız olduğu için TVT yapmayı düşünebilirim. Ama hani literatüre baktığımızda bu hastalara tekrar hani başarısız TOT'a illa TOT yapılmaz diye de bir şey yok. TOT da yapılabilir. Birch çok fazla tercih etmezdim diye düşünüyorum. Çünkü Birch'ün uzun dönem başarıları TOT ve TVT'ye kıyasladığımız zaman biraz daha düşük. İbrahim? Hocam şimdi TVT olsun, TOT olsun bunlar artık son 17-20 seneden beri kullanılan yöntemler. Bunların aşağı yukarı kullanıldığı yerler oturmuş gibi. Örnek veriyorum, hasta gençse, internal sfinkter yetmezliği varsa veya bir nüks vakasıysa, yani daha önce geçirilmiş bir operasyon, inkontinans cerrahisi var da nüks etmişse, TVT tercih edilir. Eğer hasta obezse veya bir POP cerrahisiyle beraber inkontinans cerrahisi beraber yapılacaksa, TOT tercih edilir. Yaşlılarda gene TOT tercih edilir. Hastanın bir aşırı aktif mesanesiyle beraber bir stres inkontinansı varsa, TOT tercih edilir. Veya bir gizli inkontinans varsa ve bundan çekiniliyorsa gene TOT tercih edilir. Onun dışında nüks vakalarında TVT tercih edilir dedim ama TVT'nin yanında bu vajinal siling dahi kullanılabiliyor. Burada uzun vadeli sonuçlar TVT ve TOT arasında çok ciddi bir farklılık yok. Başarıları birbirine çok yakın. TOT belki biraz daha bir tık aşağıda ama TVT ve TOT'un uzun vadedeki başarıları birbirine çok yakın. Endikasyon olarak hasta gençse TVT, internal sfinkter yetmezliği varsa kesinlikle TVT, bir nüks vakası ise TVT. Diğerlerine TOT. Teşekkürler. Kezban Hanım çok kısa. İbrahim resmi sunum yaptı. Ben de şimdi TOT tecrübemiz çok yüksek tabii. Sürekli TOT yapıyoruz. Tecrübemiz çok yüksek ama ben de Berna Hanım gibi artık mini silinge geçilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çok daha az invaziv bir yöntem ama nüks vakalarda da TVT yöntemi hep elimizde olmalı. Teşekkür ediyorum. Korona ile ilgili bir iki şey söylemek ihtiyacı duydum. Biliyorsunuz ürojinekolojik cerrahi bir hastanın konforuyla ilgili bir cerrahi. Bu nedenle olağanüstü dönemlerde yapılması gereken bir cerrahi. Yani hastalarımız konforlarını bir süre öteleyebilirler. Normal rutin ameliyatlara geçinceye kadar ürojinekolojik ameliyatların yapılmaması gerekir diye düşünüyorum. Ben tekrar bu fırsatı bize veren TİJOT İstanbul Yönetim Kurulu'na ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi katkılarınız oldu. Güzel bir oturum oldu. Umarım izleyiciler de yararlanmıştır. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca organizasyonu sağlayan yayında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Fuat Hocam elinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir panel oldu. Bütün panelistleri de kutluyorum. Vakalar da çok ilginçti. Çok güzel sorular geldi. Ben de tüm yönetim kurulu adına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur herkes için. Bundan sonra da bu tarzda toplantılarımızın devamı gelecek. Bütün teknik ekibe de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel bir yayın oldu. Toplantıyı kapatırken de hepinizin 19 Mayıs Atatürk Yanma Gençlik ve Spor Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Ve sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.